Selamünaleyküm dostlar. Nekrokinezi isimli hikayemizin 11. bölümünü dinlemektesiniz. Eğer bundan önceki bölümleri dinlemediyseniz o bölümleri dinleyip tekrar bu videoya geçebilirsiniz. Bradley dalgın bir şekilde yemeği yenirken nedense karıyı düşündüğüne emindim. Başımı kaldırmadan makarnaya daldırdığı çatalın ağzına götürürken Liza, onu gördün mü? Chris'in yanına gittiğimde Rebir'de değildi dedim. Neredeyse beni duymadan düşünecektim ki merak etme dedi umursamazca. O fazlasıyla iyi. Hatta birkaç saat önce onu Elza ile konuşurken gördüm. Güler gibi bir ses çıkardı. Kimin hayatını karartacaklarına karar veriyorlardır. Elimdeki çatalı yerine bıraktım ve bakışlarımı dışarı çevirdim. Yağmur hafifçe çiseliyordu ve hava oldukça kasvetliydi. Birkaç kişi yağmuru aldırmadan bahçeye dolaşıyorlardı. Belli ki yağmuru seviyorlardı. Sanırım onları hiç anlamayacaktım. Ben sudan nefret ederdim. Aslında su beni korkutuyordu. Sebebini ise sanırım artık anlıyordum. Annem, beni evlat edinen kadın bana neredeyse havuzda boğulacağımı söylemişti. Benim için anlatılamayan bir travma olmalıydı. Bir kardeşim var. İstemsizce dudaklarımdan dökülen bu cümle Bradley'de hiçbir tepkiye yol açmadı. Yine düşüncelere dalmıştı. Beni duyduğundan bile şüpheliydim. Chris uyanacak Alice. Söylediği cümleden sonra beni dinlediğine emin olmuştum ama Chris'ten bahsettiğimi düşünmüştü. Hayır. Sonunda bakışları bana döndü. Bak o kastettiğim Chris değildi. Anlamayarak yüzüme bakmaya devam etti. Başka bir kardeşim daha var. Yüzündeki ifade yerini şaşkınlığa bıraktı. Bir kardeşim daha mı var dedin? Adı Jamie. Jamie Crawford. Boş bakışlarla bana bakmaya devam etti ve tıpkı Dylan'ın bunu ilk duyduğunda verdiği tepkiyi verip Crawford diye mırıldandı. Onu gördüm biliyor musun? Marcus'un şirketine gittiğimizde oradaydı. Beni arıyordu. Anlamıyorum. Chris'in senden kimseye bahsetmediğini biliyordum ama duraksadı. Ben onun hakkında her şeyi bildiğimi sanıyordum. Vargas'ın seni aldığı gece tüm ailesini kaybettiğini, sadece senin kaldığını söylemişti. Seni de kaybetmeye dayanamayacağını söylediğinde delirmiş gibiydi. Yani ona inanmıştım. Sonlara doğru sesinde hafif bir nefret sezmiştim ama onun aksine benim için acıyla dolmuştu. Bizi evlat edinmişler. Gözleri irileşirken ağzını açtı ama bir şey söyleyemedi. Aslında annemi görseydin gerçekten evlat edinildiğimi hemen anlardım. O kadar güzeldi ki sarı uzun bukdeli saçları vardı, yeşil gözleri benim asla sahip olamayacağım bir güzellikteydi. İsmi Mary. Mary Crawford. Gözleri donuklaşırken bir şeyler düşündüğü belliydi. Sanki anlattıklarımdan sonra annemi gözünde canlandırmaya çalışıyordu. Birden başını kaldırırken ifadesindeki anlamı çözemedim. Onu hatırladın mı? Hala elinde tuttuğu çatalı yavaşça masaya bıraktı. Ne zaman? Chris'in vurulduğu gün. Onun bir şey söylemesine fırsat vermeden ayağa kalktım. Biliyor musun? Kardeşim bir polis. Belki de bize yardım edebilir. Gidip Ethan'la konuşacağım. En azından onu görüp bunu ona anlatmalıyım. Gitmek için arkamı döndüğümde kolumdan tutarak beni engelledi. Hayır. Şaşkınlıkla kolumdaki eline bakarak ne dedim. Bak Alice, bunu yapmak istemezsin. İyice kafam karışmıştı. Neyi? Kardeşim bile olsa ona güvenemezsin. Söylediği sözler üzerine önce afalladım. Sonra ağzımdan bir şaşkınlık nidası kaçtı. O benim kardeşim. Onu ne kadar tanıyorsun söylesene. Ses tonu yükselirken neden aniden böyle bir tepki verdiğini bir türlü anlayamıyordum. Bradley diye başlamıştım ki beni duymadı bile. Onu ne kadar tanıyorsun dedi her kelimenin üzerine basarak. O benim kardeşim, ne düşünmemi bekliyorsun diye neredeyse bağırdım. Tavrı beni ilk defa sinirlendirmişti. Küçüklüğümüzü hatırlıyorum. Beni nasıl kahkahalarla güldürdüğünü, koruyup kolladığını. Artık küçük değilsin dedi o da neredeyse bağırır gibi. Gerçek dünyaya dön. Bizim dünyamız acımasız. Bunun farkındayım dedim ben de sonunda sesimi yükselterek. Ama o benim kardeşin evet dedi sertçe. Sana zarar dokunmaz mı sanıyorsun? Chris de kardeşindi. Sana yaptıkların ne çabuk. Bu kez sözünü kesen ben oldum ama Chris'ten bahsetmesi beni çileden çıkarmıştı sanki. Chris benim için neredeyse ölüyordu anladın mı? Hala da ölümle savaşıyor. Öylesine öfkelendim ki ve sen ailen tarafından dışlandın diye ben de öyle olacak değilim diye bağırdım. Benim kardeşimi Vargas ailesiyle bir tutamazsın.
Yüzünden bir şok ifadesi geçerken elini yavaşça kolumdan çekti. Benden bunları söyleyeceğimi beklemediği açıktı ve sarsılmıştı. Ben de ne söylediğimi o an fark ettim. İşte o an nasıl canının yandığını gördüm. Bir an kalbim sıkıştı. Bradley, ben özür dilerim, çok özür dilerim. Ona doğru bir adım atmıştım ki geriledi. Sorun yok dedi hızla. Buna alıştığımı sanıyordum. Bir alem olmadığını başka birinden duymak sadece garip hissettirdi. Söylediklerim için özür dilerim. Gülümsemeye çalışsa da başarılı olamadı ve hızla arkasını dönüp çıkışa yürüdü. Bradley, öyle söylemek istemedim diye arkasından seslendim ama beni duymamış gibi yemekhaneden çıktı. Kendime içimden bildiğim tüm küfürleri ettim. Bir insan nasıl incitilir konusunda uzman olmalıydım. Sandalyeye bu kez yıllarcasına oturdum. Yanına gidip ardı ardına özürler mi dilemeliydim? Ya da onu yalnız kalması için biraz zaman mı tanımalıydım? Sanırım ikincisini tercih edecektim. Burada öylece oturmaktansa Chris'in yanına gitmeye karar verdim. Yanında uzunca bir süre kaldım. Yaptıklarını düşündüm. Hayatımı ellerimden alışını. Sonra hayatımı kendi hayatıyla kurtarışını. Ona hala kırgın ve kızgındım. Bradley'in söylediğinin aksini yaptıklarını unutmamıştım ama geri dönerse tıpkı ona söz verdiğim gibi onu affedecektim. Bradley'e yeterince zaman verdiğimi düşünerek onu aramaya karar verdim. Gel gör ki sanki yer yarılmıştı da içine girmişti. Son birkaç saat onu aramakla geçirirken onu gören bir kişiye bile rastlamamıştım. Bakmadığım son bir yer kalmıştı ki aslında ilk oraya bakmalıydım. Uçurum. Hava kararalı birkaç saat olmuştu ama patik yolda ezberlemiştim. O yüzden sorunsuzca ilerleyebiliyordum. Dallar arasında bir şey kıpırdadı. Gözlerimi ağaçlara çevirdim ama kimse yoktu. Adımlarımı hızlandırmaya başlarken zihnimden Bradley'e söyleyeceklerimi geçiriyordum. Belki de hiçbir cümle kurmama gerek yoktu. Bir aptal olduğumu söylesem yeterli gelirdi. Söylediklerinde haksız değildi belki ama Chris'ten bahsetmesi benim için son nokta olmuştu. O yüzden düşünmeden konuşmuş ve onu kırmıştım. Yine ağaçlar arasından bir ışırtı kulaklarıma doldu. Arkamı hızla dönüp etrafı taradım. Garipti. Sanırım paranoyak gibi davranıyordum. Sonuçta herkes benim gibi gizlice akademiden çıkmıyordu ya. Yine de izlendiğime dair içimde bir his vardı. Huzursuzdum. Elim ceketimin iç cebine yanımdan ayırmadığım yüzüğe gitti ama yoktu. Bir bu eksikti. Bradley'i bulup konuştuktan sonra gidip yüzüğü arayacaktım ama şimdi önceliğim Bradley'di. Uçuruma giden ormanlık arazi son bulmuştu ve ağaçsız kısmı ay ışığının altında ürkütücü görünüyordu. Birkaç metre ilerisinde arazi kendini sanki sonsuz boşluğa bırakıyordu. Öyle ki sanki toprakla havanın buluştuğu yerden bir adım daha atsan bulutların üzerinde yürüyecekmişsin gibiydi. Sisli havadan tek görülebilense gökyüzünde parlak bir ışıkla etrafı aydınlatan dolunaydı. Bradley diye seslendim. Bana sessizlik karşılık verdi. Rüzgar bile esmiyordu. İkinci kez seslendiğimde ise birkaç kuş dolunaya doğru havalandı. Burada da değilse neredeydi? Uçurumun kenarına gidip oturdum. Gerçekten lanetli olmalıydım. Tüm sevdiklerim benim yüzümden acı çekiyordu. Hepsine bilerek ya da bilmeyerek zarar veriyordum. Kendi öz kardeşimin neredeyse ölümüne sebep oluyordum. Belki de bir daha uyanamayacaktı. Bu düşünce bir an nefesimi kesti. Dylan muhtemelen artık yüzümü bile görmek istemiyordu. Benden nefret ettiğini düşünmek istemiyordum ama muhtemelen ediyordu. Sırf onu kızdırmak için gözlerinin önünde başka birini öpmüştüm ve onu sevmediğimi acımadan yüzüne aykırmıştım. Kim olsa nefret ederdi. Ve şimdi de Bradley, en iyi arkadaşım. Onun da benden nefret etmek için birden fazla nedeni vardı. İnsan en iyi arkadaşını bir anlık öfkeyle kullanmazdı. Dahası onu ailesiyle vurmazdı. Ne kadar berbat bir insan olduğumla ilgili düşünceler eşliğinde geçen uzunca bir sürenin sonunda geri dönmeye karar verdim. Akademiye girdiğimde neredeyse koridorlar boşalmıştı. Uykulu gözlerle odasına ilerleyen sarışın bir çocuğu durdurup Bradley'i görüp görmediğini sordum. Birkaç saniye aval aval yüzüme baktı. En sonunda odasına giderken gördüğünü söyledi. Ona yaramaz bir teşekkür sunduktan sonra Bradley'in odasına doğru hızla yürümeye başladım. Kapıyı çalmadan kendimi içeri attım. Bradley, beni bir din... Cümlemi tamamlayamamın nedeni Bradley'in beline dolanmış bir havluyla odanın ortasında dikili oluşuydu. Şu ansa bir erkeğin odasına öylece dalmaktan utanmam gerekirken başka şeyler düşünüyordum. Öylece sırtındaki Vargas mührüne baka kaldım. Benim omzumdaki mühürle hemen hemen aynı yerdeydi ama sanki aynısına sahip değilmişim gibi ilk defa bu mührü bu kadar inceliyordum.
Kendi omzumdakini sadece bir kez yüzeysel bir şekilde incelemiştim çünkü görmek geçmişi düşünmek demekti. İç içe geçmiş V gibi çizgiler. Vargas'ta rütben ne kadar yüksekse o kadar fazla çizgi oluyordu ve Bradley'in omzundaki mührün çizgileri bendekinden iki tane daha fazlaydı. Bradley tamamen yüzünü bana dönünce mühür de görüş alanımdan çıktı. Bu haksızlık dedi dudakları yana kayarken. Mühüre baktığımı anlasa da anlamamış gibi yapmıştı. Ben seni bu kadar incelememiştim. Birden yanaklarıma kan hücum etti. Hızlı arkamı dönerken gözlerimi sıkıca yumdum. Kahrolası decebolar. Özür dilerim, ben kapıyı çalmalıydım. Kumaş şişirtisinin arasından Bradley'in güldüğünü duydum. Sorun değil, artık dönebilirsin. Arkamı döndüğümde tek gözümü tereddütle açtım. Bu Bradley'i daha da güldürdü. Üzerine tamamıyla giyinmiş olduğunu fark ederek diğer gözümü de açtım. Koyu renk bir kot ve kareli bir gömlek giymişti ve gömleğinin düğmeleri hala iliklenmemişti. Sanırım ödeşmiş olduk ha? Bradley'in bu sözü üzerine eğer hala kızarmamışsam kıpkırmızı olduğuma emindim. Bütün gün seni aradım dedim konudan uzaklaşmak isteyerek. Dudaklarını birbirine bastırdı. Biraz yalnız kalmaya ihtiyacım vardı. Alnına dökülen ıslak sarıya açılan kumral saçlarını eliyle geriye doğru taradı. Özür dilerim. Çok ağır konuştum. Aptalın tekiyim. Hayır değilsin. Öyleyim. Söylediklerinde haklıydın. Yapma Brad. Sadece öfkeliyken ağzımdan çıktı. Kimsenin ailesi mükemmel değil. Ailemizi biz seçemiyoruz. Aile kan bağıyla olmaz hem. Sen bana kriz kadar yakınsın. Yüzü asılırken söylediklerimde samimi olduğumu anlamamış gibiydi. Kardeşin kadar yakın olduğumu mu söylemek istiyorsun? Gülümseyerek başımı hafifçe salladım. O ise birkaç saniye yüzüme ifadesizce baktı. İnsan kardeşini öyle öpmez Alice. Söylediği şeyi anlamam birkaç saniye mi aldı? Gülümseyişim yüzümden silinirken utanamayacak kadar şaşkındım. Bradley ise bir süre öylece yüzüme baktı, sonra birden gülmeye başladı. Yüzündeki ifadeyi görmeni isterdim dedi. Sadece şaka yapıyordum, elbette öyle. Emin ol sen de bana ailemden daha yakınsın. Rahatlayarak o halde dedim, beni affedebilecek misin? Yanıma yaklaşıp bana sıkıca sarıldı. Sana hiç kırılmadım. Hadi ama diye itiraz ettim. Tamam belki biraz güldü. Seni kapıdan içeri daldığından affettim. Kapı tekrar çalınmadan açılınca Bradley beni bırakarak geri çekilip kapıya baktı. Dylan çatık kaşlarla önce onu baştan aşağı inceledi. Sonra bakışları bana döndü. Kızmış mıydı bilemiyordum ama gözleri başka bir ifadeyle örtülüydü. Asıl dejavu diye buna derim ben dedi Bradley alayla. Dylan bir şey söylemeden içeri girerken arkasındaki kişiyi yeni fark ediyordum. Ethan onun peşinden içeri girdi ve onun da gözleri hemen beni buldu. İkisinin gözlerindeki ifade aynıydı ama anlamlandıramadım. Dedi Bradley, bu ziyaretinizi neye borçluyuz? Alaycı konuşsa da bir şeyler döndüğünü o da hissetmiş gibiydi. Yavaş yavaş gerilen yüz ifadesi bunu kanıtlıyordu. Dylan gözlerini bir an bile üzerinden ayırmazken Ethan konuşmaya başladı. Alice, tüm gece nerede olduğunu bana söyleyebilir misin? Bu suçlayıcı ses tonundan ennesiydi. Ah muhtemelen izinsiz dışarı çıkmalarıma sonunda itiraz edilecekti. Ne bileyim zaten böyle bir şey bekliyordum. Yürüyüşe çıktım. Bahçede mi? Bahçede olmadığını biliyorsun. Hayır. Alice neredeydin dedi Ethan. Yavaş yavaş öfkeli bir yapıya bürünüyordu. Bradley ona doğru bir adım attı ve nereye varmaya çalışıyorsun Ethan diye sordu. Odanın havası birden soğumuş muydu yoksa bana mı öyle geliyordu? Bradley, bu konuya konuşmaman senin yararına olur, dedi Ethan. Bradley artık alaycı tavrına bir çizgi çekerek gergin bir hale büründü. Karışma mı? Şu an odamdasın ve bana karışma mı diyorsun? Elimi kolumu koyup onu sakinleştirmeye çalıştım. Tamam Brad, sorun değil. Başımı Ethan'a çevirdim ve dışarıdaydım dedim. Dışarıda? Diye sordu Ethan tek kaşını kaldırarak. Akademinin dışındaydım. Bak Ethan, derin bir nefes aldım. Biliyorum dışarı çıkma kurallara aykırı ama gitmem gerekiyordu. Neden? Diye sordu aynı ifadesini devam ettirerek. Ne? Neden çıkman gerekiyordu dedi artık sabrının taştığını belli edercesine. Çünkü neler oluyor açıklayacak mısın diye araya girdi tekrar Bradley. Yoksa gizlice dışarı çıktı diye ceza mı alacak? Dylan ilk kez konuştu ama ona bakmıyordu. Gözleri hala benim üzerindeydi. Gizlice dışarı çıktığı için ceza almayacak, bir katil olduğu için cezalandırılacak. Sanki birden soğuk bir rüzgar tenimi yalayıp geçti. Sıkı sıkı yumruk olan ellerim o an bedenim gibi buz olmuştu. Ne saçmalıyorsun sen diye öfkeyle atıldı Bradley. Daha birkaç gün önce onun temiz olduğunu söylüyordun. Seni sevmediğini söyleyince mi? Hayır, doğru söylüyordum.
O zaman temizdi ama şimdi devam etmedi. Şimdi ne diye mırıldandım. Birden katil olduğum kafana dank mı etti? Birden değil diye cevap verdi Ethan. Liza, ormanda cesedini bulduk. Liza, nasıl? Ben adeta donmuşken Bradley ne diye mırıldandı. Liza öldü mü? Kim neden yapsın böyle bir şeyi? Hala kimi kastettiklerini anlamamıştı. Ethan cebinden bir şey çıkardı ve bir zincir parmaklarının arasında sallandı. Zincirin ucunda parlak bir şey göze çarpıyordu. Bir yüzük. Bir süre kimse konuşmadı. Ta ki Ethan'ın buz gibi sesi bana çarpana kadar. Bunu nasıl yapabildin? Sessiz kaldım çünkü hala bir kelime kulaklarımda çınlayıp duruyordu. Bir katil olduğu için cezalandırılacak. Sessiz kalışım Ethan'a kabullenme olarak gelmişti şüphesiz. İleriye doğru bir adım attı ve aynı dondurucu sesiyle konuştu. Alice Loudon, Lisa Hale'i öldürme şüphesiyle zindana kapatılacaksın. Sonrasında Bradley yaklaşık yarım saattir toplantı salonunun bir köşesinde Ethan'ı ikna etmek için uğraşıyordu ama şimdiye kadar başarılı olduğu tek şey zindana gitmek yerine toplantı odasında bir konuşma yapmak olmuştu. Ethan'ın yüz ifadesinden anlaşıldığı kadarıyla düşünce yerinde herhangi bir değişiklik olmadığı söylenebilirdi. Bir insan öldürülmüştü, onlardan biri ve elbette katili cezasını çekmeliydi. Dylan ise pencerenin pervazına dayanmış ve kollarının önünde çapraz bağlamıştı. Gözleri ise kapalıydı. Uyuduğunda olduğu gibi huzursuz görünüyordu. Güzel yüzü solgun gibiydi. Bradley, Ethan'a doğru eğilerek bir şeyler söyledi ama Ethan buna karşı başını onaylamıyormuşçasına salladı. Bradley öfkeyle nefesini dışarı verirken birkaç saniye bakışlarını pencereden gecenin karanlığına çevirdi. Onları izlerken oturduğum sandalyede huzursuzca kıpırdandım. Senin için fazlasıyla uğraşıyor. Dylan'ın sesiyle gözlerimi onlardan çekerek ona baktım. Karşımdaki sandalyede oturuyordu artık ve ben o kadar dalmıştım ki geldiğini bile fark etmemiştim. Sana güveniyor. Senin aksine diye geçirdim içimden ama ona cevap vermedim. Aslında beni Liza'yı öldürmekle suçladıkları andan beri doğru düzgün konuştuğum söylenemezdi. Dylan başını çevirip Bradley'e baktı ve soğuk bir şekilde güldü. Sana öylesine aşık ki. Devam etmedi ama ben ne söyleyeceğini tahmin edebiliyordum. Gerçekleri bile göremiyor. Ama aslında gerçekleri göremeyen oydu. Bradley'le ne kadar yakın olursak olalım o benim dostumdu. Chris gibi. Sıcak, içten bir huzur verici. Bakışlarını bana çevirip yüzümü inceledi ve sonunda kendini savunmayacak mısın dedi. Düz bir ifadeyle ona bakmaya devam ettim. Alice dedi sanki bağırmak istediği halde kendini tutar gibi. Susmanın sırası değil. Olayın ciddiyetinin farkında mısın? Uzun bir süre zindanda kalabilirsin. Belki de ömrünün sonuna dek. Başımı aşağı erken güldüm. Tıpkı bir katilin hak ettiği gibi. Yani kabul mü ediyorsun dedi hayretle. Neden şaşırdığını anlamıyordum. Katil olduğumu iddia eden oydu. Bir katil olduğu için cezalandırılacak demişti içimi yakan bir ifadeyle. Bana güvenmediğini hiç bu kadar derinden hissetmemiştim. Önemi var mı? Elbette var, kendini savun. Yapmayacağım. Yavaşça sırtını sandalyeye yasladı. Ölmek mi istiyorsun? Çünkü o zindan seni öldürür. Nasıl da umrundaymış gibi konuşuyordu. Sanki dakikalar önce beni suçlayan o değilmiş gibi. Bir katil olduğum için cezalandırılacağım. Bu ölüm de olabilir. Kendi sözlerini duyunca irkildi. Bak, dudaklarını ıslatıp önüne düşen saçlarını arkaya itti. Sana o kadar öfkeliydim ki. İnsanlar birine öfkelendiğinde onun katil olduğunu söylemez Dylan diye öfkeyle sözünü kestim. Benim yaptığımı düşündün çünkü o gün beni gördün. İçinde hep benim katil olduğumu bağıran, susturamadığım bir ses vardı ve en sonunda aklı çıktı. Bu seni rahatlatmış olmalı. Öyle olmadığını biliyorsun diye itiraz etti hemen. Öyle olduğuna eminim. Kendimi savunmayacağım çünkü ben gerçekten bir katilim. Sen de bu yüzden gelmedin mi? Beni hak ettiğim yere götürmek için. Hayır, dedi başını olumsuz anlamda sallayarak. Senin yapmadığını biliyorum. Yüzüğü gördüğümde bunu Ethan'a da söyledim. Biri suçu sana yıkmaya çalışıyor. Bu yanlışı düzeltmek için onunla geldim. Seni korumak için ama ikinizi öyle görünce... Duraksayıp gözlerimin içine baktı. Birden sizi öyle görmek canımı yaktı. Belki ona yanlış anladığını, Bradley ile aramızdakinin dostluktan öteye geçemeyeceğini söyleyebilirdim ama gözümün önüne o kızla görüşmeleri gelince yapmadım. Onun da canı yansın istedim. Tıpkı o gün benim hissettiğim gibi. O da şu an gözlerini bana kilitlemiş muhtemelen bunu söylememi bekliyordu. Bir şey söylemediğimi görünce çenesi kasıldı ve dudaklarına sıkıca kenetledi. Ethan yanımıza gelip Dylan'ın yanındaki sandalyeye oturdu.
Bradley'in yüz ifadesine bakılırsa Ethan'la konuşması pek iyi gitmemiş gibiydi. ''Alice'' dedi Ethan. ''Ormanda ne olduğunu anlatmanı istiyorum.'' ''Ona beni aramaya geldiğini söyledim Alice ama bana inanmamakta ısrarcı'' dedi ve öfkeli bir nefes verdi Bradley. ''Tanrı aşkına onu nasıl öldürmüş olabilir? Daha güçlerini bile kullanamıyor.'' ''Güç gerektiren bir şekilde öldürülmemiş Bradley. Sana bunu söyledim. Bu olarak öldürülmüş.'' Ethan ona hitaben konuşsa da gözleri hala benim üzerimdeydi. Birkaç gün önce onu neredeyse öldürüyordun. Belki de o zaman Dylan'ı dinlememeli ve seni cezalandırmalıydım. Bakışlarımı Dylan'a çevirdim. Bana bakmıyordu. Gözleri masanın üzerinde kenetli ellerindeydi. Bana zindana gitmeyeceğimi, bir yolunu bulacağını söylemişti ve sözünü tutmuştu. Onu neden öldürdün dedi Ethan tekrar dikkati kendi üzerine çekerek. Ah hadi ama diye en sonunda isyan etti Bradley. Zihnini okuyun. O zaman siz de gerçekleri göreceksiniz. Hayır diye kesin bir şekilde tepki verdi Dylan. Bu onu neredeyse öldürüyordu. Onun üzerinde güç kullanmayacağız artık. Gözlerini ikna etmek ister gibi Ethan'a çevirdi. O yapmadı Ethan, bunu sen de biliyorsun. Sen bu konudan uzak kalıyorsun Dylan dedi Ethan. Elza'nın söylediklerini... Dylan yalan söylüyor diye sözünü kesti. Elza'nın o gün bizi dinlediğini biliyordum ama bunu bu kadar çabuk Ethan'a anlatacağını düşünmemiştim. Acaba arkadaşın hesabını benden ne zaman soracaktı? Ona soralım o zaman. Bakışları yine bana döndü. Alice, Bradley'e Lisa'yı öldürmek istediğini söylemişsin, doğru mu? Bradley hafifçe başını sağa sola salladı ve susmamı işaret etti ama onu dinlemedim. Doğru. Dylan bunun üzerine kısa bir an gözlerini kapattı. Yani onu öldürdüğünü kabul ediyorsun dedi Ethan. Öyle bir şey söylemedin. Ama söylediklerinden bunu mu anlıyorsun dedim tek kaşımı kaldırarak. Biliyor musun Ethan, ne düşündüğün umurumda değil. Benim söylediklerimin ne zaman bir anlamı oldu ki senin için? Zindana mı atacaksın? Yap o zaman, çünkü size masum olduğumu falan kanıtlamaya çalışmayacağım. Ben sizin gözünüzde ne zaman bir katildim zaten. Onu öldürdüğümü düşünmek sizi şaşırtmamıştır zaten. Bradley, yapma diyerek beni uyardı. Onu dinlemedim. Ayağa kalktım ve ellerimi öne doğru uzattım. Tehlikeliyim, beni kelepçelemek istersiniz belki. Ethan beni dikkate almayarak ayağa kalktı ve yanıma geldi. Bana başka çare bırakmadın Alice. Bu hoşuma gitmese de zindana kapatılacaksın. Yutkunmamı zor da olsa bastırdım. Bradley hayır dedi. Yapamazsın. O masum. Gözleri öfkeyle Dylan'ı buldu. Zihnini okumaktan başka çaremiz yok. Anlamıyor musun? Başımı iki yana sallayıp istemiyorum dedim. Artık kimseye bir şeyleri kanıtlamaya uğraşmayacağım. Üzgünüm dedi Ethan ve kolumu tutup kapıya ilerlemeye başladı. Ona karşı koymadım. Bunu benim yerime başka biri yaptı. Birkaç adım atmıştık ki Dylan önümüze geçti. Ethan, onu kapatamazsın. Zindanda kapalı kaldığında ne olduğunu biliyorsun. Kriz geçiriyor. Onun yapmadığını biliyorsun. Sesi neredeyse yalvarır gibiydi. Çekil önümden Dylan. Tüm kanıtlar onu gösteriyor dedi Ethan dişlerinin arasından. Kuralları yeterince çiğnedin zaten. Daha fazlasına müsaade etmeyeceğim. Dylan dişlerini sıktı. Ne söylerse söylesin bunun faydasız kalacağını o da sonunda anlamış gibiydi. Ben de onu zindana kapatmana müsaade etmeyeceğim. Birden kolumu tuttu ve beni arkasına çekip Ethan'dan uzaklaştırdı. Ethan başını aşağı doğru eğerken iki yana onaylamıyormuşçasına salladı. Bir an dedi. Bir an artık onun etkisinden çıktığını düşündüm ama görüyorum ki seni artık hislerin yönetiyor. Bu kız gözlerini kör etmiş adeta. Sesindeki kin beni afallatmıştı. Şüphesiz Dylan'a da öyle. Aniden Dylan'ın elinden bir soğukluk tuttuğu bileğime yayıldı. Birkaç saniye içinde kolumu tutan parmakları çözüldü ve titremeye başladı. Aniden dizlerinin üzerine düştü ve titremeleri sarsılmaya dönüştü. Rengi yavaş yavaş solarken ben ne olduğunu bile anlamamıştım. Ona ne yapıyorsun diye bağırdım. Ethan beni duymamış gibiydi. Gözleri yerde hislerin nöbetine tutulmuş gibi titreyen kardeşindeydi. Gözleri artık dipsiz bir kuyuyu andırıyordu. İlk defa gözüme korkutucu göründü. Ethan, vücut sıcaklığını daha fazla düşürürsen hipotermiden ölebilir. Bradley olduğu yerde kala kalmış Dylan'a bakarken sözler ağzından mekanik bir şekilde dökülmüştü. O da en az benim kadar şaşkındı. Dehşete uğradım. Dylan'ın yanına diz çökerken ne diye bağırdım. Onu donduruyor musun? Ellerimi Dylan'ın yüzüne koyduğumda gerçekten teninin buz gibi olduğunu fark ettim. Dudaklarım morarmaya başlamıştı. Onu nasıl korumasız yakalamıştı ya da Dylan neden ona karşı koymuyordu? Kes şunu diye bağırdım. Kendi kardeşini mi öldürmek istiyorsun? Üzerimdeki ceketi çıkartıp Dylan'a sardım. Hala titriyordu ama birden sanki rahatlar gibi oldu.
Etin sonunda durmuş olmalıydı. Dilan'ın dudaklarından çıkan hava bir buhar gibi havaya yükseliyordu. Zorlukla açık tuttuğu gözleri bir an benimkilerden ayrılmazken bir şey söylemek istedi ama başarılı olamadı. Onu bu kadar savunmasız görmek canımı öylesine yaktı ki birden kendimi onu çekip kendi bedenime bastırırken buldum. Kollarımla sıkıca onu sardım. Vücudunun soğukluğu beni ürpertirken istediğim biraz olsun ısınmasıydı. Sonrasında sırtımı zindanın duvarına yaslamış, dizlerimi karnıma doğru çekmiştim. Başımı dizlerime dayarken nefes alışlarımı düzene sokmaya çalışıyordum. Rutubet ve soğuğu şimdiden tenimde hissedebiliyordum. Dilan şimdi nasıldı acaba? Onu o halde bırakmak istemesem de Ethan'ın sözlerinden sonra buna mecbur kalmıştım. Eğer hemen benimle gelmezsen buna devam ederim demişti soğukkanlılıkla. Kendi kardeşine acı çektirmek istemediğini biliyordum aslında. Bundan artık o kadar da emin değildim. Onu dinlemeseydim bunu tekrar yapmayacağından şüphe duyuyordum artık. Başıma giren keskin ağrıyla gözlerime sıkıca yumdum ve dişlerimi birbirine kenetledim. Zindanın boş koridorlarında ayak sesleri yankılandı ve bir süre sonra durdu. ''Bak sen şu kaderin işine.'' Duymak istediğim en son kişinin sesi kulaklarıma ulaştı. Gözlerimi zorlukla aralayıp başımı kaldırdım. Elsa, loş ışıkta yeşile çalan gözleriyle beni inceliyordu. Merak ettiğim sorunun cevabını da almış oldum. Arkadaşın olanlar için hesap soracaktı. Odan güzelmiş. Bir de cevabı da ''Ne istiyorsun? Bana bağırıp çağırmaya geldiysen sıraya gir.'' ''Hayır, aslında hiçbir şey. Seni acı içinde görmek hoşuma gidiyor.'' Şaşkınlıkla ona baktım. Gerçekten arkadaşı ölen bir insana göre fazla neşeliydi ve hiç de hesap sorar gibi bir hali yoktu. Yas tutuyor olman gerekmiyor muydu? Ah Lisa dedi yapma bir acı emaresi sergileyerek. Onun için üzülüyorum tabii. Duvardan destek alarak demir parmaklıklara doğru sarsak adımlarla yürüdüm ve Elsa'nın karşısında durdum. Pek acı içinde görünmüyorsun. O mu sikti? İyi bir amaç uğruna öldü. Gözlerim ardına kadar açılırken doğru duyup duymadığıma emin olmaya çalışıyordum. Onu sen mi? Ah tanrım neler yapacağımı görmek istemezsin derken beni ciddiye almalıydın dedi. Sessiz soğuk bir hale bürünürken. Lanet olsun benden intikam almak için kendi arkadaşını mı öldürdün sen diye bağırdım ve elimi saçlarından geçirdim. Sen ne tür bir psikopatsın? Onu sen öldürdün Alice. Dişlerimi sıkıp hayretle ona baktım. Ölmesinin sebebi sensin. Hayır, onu sen öldürdün. Evet ama sebebi yine de sensin. Vücudumdan bir ürperti geçti. Gözlerimi koridorun başındaki kameraya çevirdim. Elsa bunun üzerine neşeli bir kahkaha attı. Ses kaydı yapmıyor. Sence bu kadar kusursuz bir plan yaparken bunu gözden kaçırabilir miydim? Dinle de sana kusursuz planımı anlatayım. Havadan sudan bahseder gibi önce saçlarını düzeltti. Sonra anlatmaya başladı. Zavallı Lisacık en iyi arkadaşımdı bilirsin. O yüzden bana yardım etmeyi en başından kabul etti. Amacımız ona zarar verdirip seni buraya tıkmak ve sana ders vermekti. Tabii o öyle zannediyordu. Koridorda sana tutaşması planın bir parçasıydı. Herkes sizi gördüğünde o ölünce suçlanacak ilk kişi sen olacaktın ki ona saldırman da işimi kolaylaştırdı. Yüzüğü onu öldürmeye çalıştığında senden aldı ve sen çılgına döndüğünden farkına bile varmadın. Bunu ondan istediğimde anlamamıştı ama ben planımda belkiler değil net deliller olsun isterim. Sonra da o gün onu ormana çağırdım. Gerisini biliyorsun zaten. Ha bir de senin dışarıya gezintiye çıkman var ki o da planlasan da bana fazladan bir puan kazandırdı. Kahkahalarla gülmeye başladı. Bunlara sana kiminle uğraştığını anla diye anlatıyorum. Gerçi artık pek de önemi kalmadı. Sen delisin. Kafayı yemişsin. Derin bir nefes almak istesem de başarılı olamadım. Dizlerim titremeye başlamıştı. Ethan'ı anlatacağım. Öyle mi? Dedi alayla. Kesinlikle sana inanacaktır. İnanmayacağını adı kadar iyi biliyordu. Tüm deliller beni gösterirken Ethan beni dinlemezdi bile. Zaten beni umursadığını düşünmüyordum. Zihnimi okumalarını isterim dedim ani bir çıkışla. Belki daha önce buna yeltenmemiştim ama şimdi bu göz önüne alabileceğim bir ihtimal olmuştu. Dene istersen dedi ve ürpertici bir şekilde gülümsedi. Onlar senin zihnine bakarken ben de kardeşine göz kulak olurum. Ah bunu bana hissettirmeden yapabileceğini düşünüyorsan da seni temin ederim ağzını açtığın an haberim olur. Ha bir şekilde olmadı ve beni yaktın diyelim ben de bir yolunu bulur ve kardeşini yakarım. Tek arkadaşımın lüzumu olduğunu sanıyorsun. Kanım dondu adeta. Kendi arkadaşını gözünü kırpmadan öldüren biri kriz için tereddüt etmezdi. Sadece bir isimle yapabileceğim tüm hamlelerin önüne set çekmişti. Bradley'in sözleri kulaklarımda çınladı.
onu hafife alma Alice. Elsa senin tahmin ettiğinden daha tehlikeli. Neden yaptın diye bağırdım. Dylan'dan ayrılmıştım. İstediğim bu değil miydi? Kesinlikle buydu ama aptal planlarının ve beni parmaklıklara tıkmanın cezasını çekmeyeceğini mi sanıyordun? Aniden demir parmaklıkları sıkıca kavradı ve adeta gerçekten bir yılanmış gibi tısladı. Kimse beni küçük düşüremez, anladın mı? Kimse. Akıl sağlığının bu denli bozuk olduğunu şimdiye kadar nasıl oldu da anlayamamıştım. Gözü bu denli kararan bir insan her şeyi yapabilirdi. Ellerini yavaşça parmaklıklardan ayırdı ve ''Her neyse'' dedi gülümseyerek. ''Şu anda Vargas'tan kurtulmamız mümkün görünmediğine göre uzun bir süre daha burada kalacaksın.'' Gülümsemesi daha da genişledi. ''Belki de ölene kadar.'' Arkasını dönüp yürümeye başladı. ''Dur.'' Aniden verdiğim komutla başını çevirip gözlerini kıstı. ''Ona hiçbir şey söylemesem bile Dylan beni buradan çıkarmak için de her şeyi yapar. Belki bundan emin değildim ama bu da zaten bir blöftü. Beni hala seviyor. Bu da seni yine en başa götürür. Ya da sen buna izin vermeden beni buradan çıkarırsın.'' Ne? Dedi tiksintili bir yüzle. Seni oraya tıkmak için arkadaşımı öldürdüm. Ben böyle bir şey yapacağımı düşünmem bile ne kadar aptal olduğunu kanıtlıyor. Sen bilesin. Ben sana... Nefesim kesildi ama kendimi zor da olsa toparladım. Seçenek sundum. Beni buradan çıkar, ben de kaybolayım ve yüzümü bir daha görme ama sen Dylan'ı tekrar bana verip kaybetmeyi seçersen ne yapabilirim ki? Beni çıkarırsa ne yapacağımı bilemesem de en azından kriz için bir şeyler bulmayı deneyebilirdim. Bir tedavi, bir ilaç, gereken her neyse. Burada tıkılıp onun ölmesini bekleyemezdim. Tereddüt ettiğini görebiliyordum. Bakışları bir süre boş hücrelerde dolaştı. Zihnini dolaşan yılanları neredeyse görebildiğimi düşündüm. Ardından gülümsedi. Kendine fazla güveniyorsun ama sen Dylan için artık yoksun. Seni çoktan bıraktı bile. Esmer kızı ne çabuk unuttun. Ama merak etme, onun da hesabını keseceğim. Lanet olsun, yemi nasıl yutmazdı. Dylan söz konusu olduğunda mantıklı düşünmemesine güvenmiştim halbuki. Eva gitti ve Dylan'ın yanında ben vardım. Sen gittiğinde de öyle olacak. Bilindik cümlelerini tekrarladı. İyi çürümeler. Tüm dişlerini göstererek gülümsedi ve zindandan çıkıp gitti. Bense titreyen bacaklarımla beraber kayarak yere oturdum ve başımı parmaklıklara dayadım. Plan basitti ama işlememişti. İşlemesini ister miydim onu da bilmiyordum. Kardeşimi burada öylesine bırakıp çekip gidemezdim. Düşündüklerim saçmalıktı. Öyle bir ilaç bulmam imkansızdı. Zaten bugüne kadar hangi planım işlemişti ki? Her şeyi elime yüzüme bulaştırmakta bir numaraydım. Artık Elsa'ya da açığa veremezdim. Onun akıl sağlığından şüpheliydim. Gerçekten söylediklerini yapabilirdi. Chris'e zarar verebilirdi. En küçük ihtimali dahi olsa bunu göze alamazdım. Chris için burada kalmaya mahkumdum. En azından o sağlıklı bir şekilde ayağa kalkana kadar. Tabii panzehir bulunursa. Bulunmazsa. Bunu düşünmeye reddettim. O uyanacaktı ve ben onun güvende olduğunu emin olduğumda her şeyi açığa çıkaracaktım. Başım şiddetle ağrıyordu artık ve ceketimi Dylan'a verdiğimden üşüyordum. Sakin kalmaya çalışsam da bir krize daha sürüklenmem an meselesiydi. İyi şeyler düşünmeye çalıştım. En azından krizin tüm bu olanlardan haberi yoktu. Bu iyi bir şeydi. Kendi kendime gülmeye başladım. Şu an kardeşim komada diye seviniyordum. O kadar acınasıydı ki yanaklarımın ıslandığını yüzümdeki soğukluktan ve dudaklarıma değen tuzlu tattan anladım. Koridor tekrar ayak sesleriyle doldu. Elsa olduğunu düşünerek umutla başımı çevirdim ama o değildi. Bradley hızlı adımlarla bana doğru geldi. Arkasında Dylan ve Ethan vardı. Dylan biraz daha iyi görünse de hala solgundu ve dudaklarındaki morluk da tam olarak gitmemişti. Hala fazlasıyla bitkin görünüyordu. Ethan'ın aralarındaki soğukluksa bu mesafeden bile belli oluyordu. Bradley parmaklıklarının önünde diz çökerken endişeyle bana bakıyordu. ''Alice, iyi misin?'' Kendimi toparlayıp yüzümü kuruladım ve ona gülümsemeye çalıştım. Evet, sadece alışmaya çalışıyorum. Alışma, dedi. Burada uzun süre kalmayacaksın. Ethan bana kısa bir bakış atıp çaprazımdaki karşı hücrenin kapısında durdu. Yüzünden hiçbir duygu belirtisi okunmuyordu. Dylan ise bir şey söylemeden bana bakıyordu. Bu bakışlar bir an sanki şeffafmışım ve o benim içimi görebiliyormuş gibi hissettirdi. Yanıma gelip elindeki ceketi demir parmaklıklardan geçirdi ve üzerime örttü. ''Teşekkür ederim.'' dedi sessizce ama bu ceket ona verdiğim için edilen bir teşekkürden fazlasıydı. Başka anlamlar barındırıyordu. Ethan önünde durdu. Hücrenin parmaklıklı kapısını açtı ve ''Hadi Dylan.'' dedi ona dönerek. Kaşlarım çıtıp ayağa kalktım. Bradley de benimle beraber ayaklandı ve öfkeli bakışlarını Ethan'a çevirdi.
Bu da ne demek diye sordum kaşlarım çıtılırken. Etin bana cevap vermezken Dida'nın konuşması beni daha da şoka uğrattı. Orası Brad Lane. Ne diye sordum şaşkınlıkla. Brad Lane bir an bakışlarını bana çevirip Dida'na döndü ve omuz dikti. Seninle tartışabilirdim Blair ama o da daha konforlu görünüyor. Benim şaşkın bakışlarım altında kapıdan içeri girdi ve Ethan elindeki anahtarla kapıyı kilitledi. Neler oluyor burada? Ethan, onu neden kilitledin? Ethan bana cevap vermezken karşımdaki hücreye gelip onun da kapısını açtı ve Dylan'a baktı. Dylan tereddüt etmeden içeri girdi. Ethan onun da üzerine kapıyı kilitledi. Bana cevap ver Ethan artık diye bağırdım sonunda. Onları neden kapatıyorsun? Cevap Bradley'den geldi. Kurallar Alice, kimse bizden birine isteyerek zarar veremez. Ama siz kimseye zarar vermediniz ki. Dida'nın dudakları alaycı bir şekilde yana kaydı. İşaret parmağıyla yan taraftaki hücreyi işaret etti. Onu öylesiye patakladığımı ne çabuk unuttun. Bradley alayla güldü. Yakışıklı yüzümü dağıttığımı es geçiyorsun. Yakışıklı olduğumu anlaman güzel ama ben artık sarışınlardan hoşlanmıyorum. Ne talihsizlik. Halbuki ben esmerlere bayılırım. Dylan'ın evlenen ifadesi bozulurken sanki onu görebilecekmiş gibi Bradley'in hücresine doğru başını çevirip öfkeyle omurdandı. Gözlerim sanki dahası mümkünmüş gibi birleşti. Ne yaptınız siz? Ethan Dylan'a kısa bir bakış attı ve çıkışa doğru yürümeye başladı. Ethan onları burada bırakamazsın diye bağırdım ardından. Durdu ve dönüp bana baktı. Bunu ben istemedim Alice. Kendileri istedi. Gözlerimi karşımdaki kiliye çevirdiğimde ikisi de bakışlarını kaçırdı. Şaşkınlıkla birkaç saniye ağzım açık bir şekilde onlara baktım. Sonunda ''Siz iki aptal aklınızdan ne geçiyor da?'' diye kükredim. Cevap vermediler. Tekrar Ethan'a döndüm ve ''Çıkar onları'' dedim. ''Görmüyor musun buraya kapatılmayı benim yüzümden bilerek istediler.'' ''Yapabileceğim bir şey yok. Artık kurallara kimsenin çiğnemesine izin vermeyeceğim.'' dedi umursamazca. Birden ona öyle bir öfke duydum ki bu içimde tutabileceğimden de fazlaydı. Artık onun sakinliğinin, ağırbaşlılığının ve anlayışlılığının arkasında bambaşka şeyler görüyordum. Gizlendiği asıl yüzünü geç de olsa görmeye başlamıştım. Buradaki insanları korumak için kurallar koyuyorsun öyle mi? Elbette ki öyle diye cevap verdi. Hayır, tam aksine sen onları yönetmek, patronun kim olduğunu göstermek için bunları yapıyorsun. Gücün kimin elinde olduğunu her seferinde onlara hatırlatıyorsun. Senin Vargas'tan hiçbir farkın yok. Bunu nasıl söyleyebilirsin dedi hayretle. Çünkü gerçek bu. Dida'nın çoğu şeyi yönetmesine izin veriyordun çünkü otoritesi herkesi korkutuyordu. Sense yumuşak başlı diğer lider oluyordun. Herkesin sevdiği, aslında katı kurallar hoşuna gidiyordu. Ta ki Dylan bunları esnetene kadar. Gözleri irileşirken itiraz etmek için ağzını açtı ama konuşmasına izin vermedim. Korumacı yapınsa tam bir fiyaskoydu. Beni kullanmaya çalıştın. Karayı kurtarmak için beni tehlikeye atmaktan çekinmedin. Dylan'ın beni hırpalamalarına göz yumdun. Çünkü bu hoşuna gidiyordu. Göz ucuyla Dylan'ın gerildiğini fark edebilmiştim. Kes saçmalamayı diye öfkeyle bağırdı. Güzel, gerçek yüzünü göster. Sakinliğin arkasında gizlenen bir güç düşkünü. Ethan, diye araya girdi Dylan. Ethan elini kaldırarak karışma Dylan diye bağırdı ve bana doğru yürümeye başladı. Parmaklıklarının önünde durup daha önce onu da görmediğim emin olduğum öfkeli bakışlarını üzerime çevirdi. Kurallar olmasaydı burada bir kaos oluşurdu. Bunu anlamıyorsun çünkü Vargas'sın. Asiliğini ve kibrini taşıyorsun. Asıl Vargas'a benzeyen sensin. Kes şunu dedi Dylan öfkeyle. Saçmalıyorsun dedi Brett aynı öfkeli sesle. Ethan onları dikkate almadı. Ben bu insanları korumaya çalışıyorum. İster kabul et ister etme. Sen güç peşinde koşan zavallısın dedim tiksinerek. Daha birkaç saat önce neredeyse bu uğurda kardeşini öldürüyordun. Kapa çeneni diye bağırdı. Buna sen sebep oldun. Hem Brett'le hem Dylan adeta şok olmuşlardı. Sanırım ilk kez Ethan'ı böyle görüyorlardı ama nedense onun bu davranışları beni hiç şaşırtmamıştı. Belki de beni o gün Leon'a vermeliydin. Vermeliydim. Aslında seni hiç kurtarmamalıydım dedi öfkeyle. Beladan başka bir şey getirmedin. Sürekli bir çocuk gibi davrandın. Senin mızmızlanmalarına artık tahammül edemiyorum. Hepimizi tehlikeye attın. Dylan seni kurtarmaya çalışırken neredeyse ölüyordu. Kardeşin senin yüzünden ölüyor. Onu kurtaracak bir ilaç falan yok. Jack yerinde saymaktan öteye geçemedi. Afallayarak geriye doğru sendeledim. Kalbime keskin bir acı saplandı sanki. Bu tahmin ettiğimden daha ağır olmuştu. Yeter diye bağırdı Dylan. Sus artık. Ethan ona göz ucuyla baktı ve sanki birden az önce olanları yeni idrak etmiş gibi gözlerini kırpıştırdı. Bakışlarını bana çevirirken derin bir nefes aldı. Ben duraksadı ve Dylan'a baktı. Belli ki ona bir açıklama yapmak istiyordu. Dylan. Dylan
Git buradan dedi neredeyse bağırır gibi. Etin birkaç saniye gözlerini kapattı, arkasını dönüp merdivenlere doğru ilerlerken ellerini yumruk biçimine getirmişti. Muhtemelen öfkesini yine sakinliğiyle gizliyordu. Omuzlarımdaki ceket yere düşerken zeminde hafif bir ses çıkardı. Sırtımı duvara sertçe yasladım ve Chris gözümün önüne geldi. İçimde bana bağıran sesleri bastırmaya çalıştım. İntikamını aldın mı? Kendi kardeşini ölüme yolladım, mutlu musun? Alice, beni dinle dedi ilan. Chris kurtulacak. Ethan'ı dinleme. Jack, biz serum üzerinde çalışıyor. Doğru söylüyor, dedi Bradley. Bunu başarmasan meselesi, Chris uyanacak. Duraksadı ve telaşta, Alice, dedi. Alice diye Dylan da endişeyle ismimi tekrarladı. Görüşüm bulanıklaşırken onları net göremedim. Zihnimdeki suçlayıcı sesler devam etti. Sen yaptın, sorumlusu sensin. Son kalan gücüm de o an tükendi ve vücudum yer çekimine elik düştü. Artık alıştığım karanlığın gelmesi ise sadece birkaç saniye sürdü. Sonrasında sırtımı boş sokağın duvarına yaslamış, kollarımı önümde bağlamıştım. Dakikalar dakikaları kovalarken nerede kaldı bu kız diye söylendim. Başımdaki kızıl peruk canımı sıkıyor ve kaşındırıyordu. Gözümdeki mavi lenslerse ayrı bir konuydu. Ah, bir de plastik makyaj vardı, o da beni deli ediyordu. Üzerindeki ince, siyah, kısa elbise üşütüyor, kısa deri ceketse beni soğuktan korumuyordu. Nefesimi sessizce dışarı üfledim. Görev için bile olsa kılık değiştirmekten nefret ediyordum. Sokağın başında bir silüet göründü ve yavaş yavaş görünüşü belirginleşirken koşarak yanıma geldi. Sarı saçları gecenin karanlığında bile kendini belli ediyordu. Nefes nefese bir hali vardı. Sesimi alçak tutmakta zorlanarak sordum. Nerede kaldın Kara? Birkaç kesik nefes aldı. Bir türlü konuşmayınca hadi dedim ve onu kolundan tutup çektim. Kolunu benden kurtarırken hala nefes nefeseydi. Arran'ı oyaladım Kara ama akrep seni bekliyor. Yaşamak istiyorsan ona yakın olmalı. O kahrolasının canı cehenneme. Chris dedi hem titreyen hem de hala nefes nefese bir sesle. Ne Chris'i dedim ama o ismi duymam bile ürpermeme neden olmuştu. Konuşmaması beni daha da sinirlendirdi. Ne oldu Chris'e diye bağırdım. Burada onu gördüm. Ne demek onu gördüm diye kükredim. Kalsedon'da bir an titrediğimi hissettim. Kalsedon MCA üyelerinin takıldığı bir bardı. Chris'in orada olması imkansızdı. Hem de New York'ta. Emin misin? Elbette eminim diye kızdı. Çok içmiş. Beni gördü. Peşimden gelmeye kalkışınca kaçtım. Kaçtın mı diye bağırdım. Onu bir orada pislik ajanın içinde bırakıp kaçtın mı? Panikledi hem dedi korkuyla. Lanet olsun diye bağırıp koşmaya başladım. Kara da arkamdan bana yetişmeye çalışıyordu. Chris'i fark etmeleri uzun sürmezdi çünkü Kalsedon'da takılanlar genelde birbirlerini tanırdı. Sıradan insanlar bu mekana pek gelmezdi. Hızla barın olduğu sokağa girdim ve arka kapıdan içeri daldım. Kalabalığa doğru ilerlediğimde etrafı tarıyordum ama önümdeki insan yumağından pek bir şey görünmüyordu. En sonunda birbirine yapışan bedenler arasında bir şeyler aramaktan vazgeçtim ve arkamda duran Kara'ya döndüm. Onu nerede gördün? Yüksek müzikten sesimi duyması için bağırırken o da bağırarak cevap verdi. Üst katta. Tam o anda üst katta bir kargaşa çıktı ama çok az kişi fark etmiş gibiydi. Çoğudansa kendini kaptırmış ya da eskiden kafayı bulmuştu. Kara ile aynı anda birbirimize baktık ve üst merdivenlere koşmaya başladık. Üst kata çıktığımızda kalabalıktan ilk başta bir şey göremedim. Sonra onu gördüm. Chris'i. İri yarı bir MCA askeri yakasını tutup onu yere savurdu. Yüzünü loş ışıktan tam olarak göremesem de onu tanıyordum. Adı neydi? Carl. Sen burada bekle dedim Kara'ya. İstemesi de kabul etmek zorunda kaldı. Hızla Carl'ın yanına koştum ve Chris'e vurmak için kaldırdığı elini tuttum. Sıktığı dişleriyle birkaç saniye yüzüme baktı. Sanırım peruk Valens'ten beni tanımamıştı. Çekil şuradan nokta nokta. Daha bu sıradanla işim bitmedi. Rahatlayarak bir nefes verdim. Chris'in bir pislik olduğunu anlamamışlardı. Henüz. Beni sert bir şekilde itince birine çarptım ve çarptığım kişi bir küfür savurup beni itti. Carl, Chris'i yerden kaldırıp yüzüne yumruğunu indirdi. Chris'in gözleri kapalı olsa da bu ripolanmasından çok fazla eskiden gibiydi. Muhtemelen ayık olsa çoktan bu adamı yere sermişti ki onu daha kötü bir duruma sokardı ve kısa sürede tüm gözleri üzerine çekerdi. Carl tekrar ona vuracaktı ki elini ani bir hareketle tutup arkaya çevirdim. Acıyla hırladı adeta ve birkaç küfür daha savurdu. Kulağını eğilip Sierra dedim. Hareketleri yavaşladı. Hatta titrediğine yemin edebilirim.
Buna başka bir zaman olsa keyifle gülerdim ama şimdi korkuyordum. Hatta uzun süredir böylesine bir korku hissetmemiştim. Komutanın olarak sana durmanı emrediyorum diye bağırdım ve yavaşça eline bıraktım. Ya da devam et de ben seni ateşe vereyim. Zaten verecektim. Bana nokta nokta demişti değil mi? Sadece bunun şu an zamanı değildi. Başka bir zaman ateşiyle ısınacaktım. Neticede ben Sierra Archer, kindar biriydim. Biraz da sadist ve gaddar. Geriye çekildiğimde toplanan gruba hitaben sert bir sesle konuşmaya başladım. Bir sıradana zarar vermenin yasak olduğunu bilmiyor musunuz? Hepsi tedirginlikle birbirlerine bakmaya başladı. MC'nin adına leke sürdüğünüzü veliaht ya da kurucu duyarsa ne olacak? Bu nokta nokta bana küfretti dedi Carl ama artık sizi daha kızıktı. Müzikten zar zor diyebilmiştim. Ona öfkeli bir bakış atınca yumruklarını sıkıp dudaklarını öfkeyle birbirine bastırdı. Sinirlenmeye başlıyordum ve eğer böyle devam ederse tüm Kalsodon'un alevler içinde kalmasam meselesiydi ama kontrolümü kaybedemezdim. Bu bir felaket olurdu. Başka bir zaman değil belki ama şimdi kesinlikle olurdu. Arran'a bunu rapor etmeyeceğim. Şimdi boşaltın burayı. Kalabalık yavaş hareketlerle alt kata yöneldi. Carl ise Chris'e onu öldürecekmiş gibi bakıp aşağı indi. Emirlerime karşı gelmenin cezasını o da az çok tahmin ediyordu. Kimse kalmayınca Chris'in yanına çöktüm ve onu kucağıma çektim. Baygın değildi ama gözleri kapalıydı. Yüzü çürük içindeydi. Onu görmeyeli ne kadar olmuştu? 1,5 yıl mı? Yoksa daha fazla mı? İçim acıyla doldu. Kara diye mırıldandı. Her zaman aramızda bir uçurum açan kız. Dudaklarımı birbirine bastırıp uzaktan bizi izleyen Kara'ya baktım. Bu mesafeden bile gelip gelmemek konusunda yaşadığı kararsızlığı görebiliyordum. Kaşlarımı çatıp bunu yapmaması için başımı sağa sola salladım. Dudaklarının titrediğini bu mesafeden bile fark edebilmiştim. Alice, bakışlarımı Chris'e çevirdim. Gözleri açıktı artık ve yüzüme odaklanmıştı. Gözlerinin bir hafif şişmişti. Sen misin dedi inanamıyormuş gibi. Buraya gelmemeliydin. Sensin. Burada olduğuna inanamıyorum. Gülümsedi. Bu öyle bir gülümsemeydi ki içeriye bir an gün ışığı doğdu sandım. Bu halimle beni tanıyabilen biri varsa o kesinlikle Chris olurdu. Görünüşümdeki değişimi sorgulamak yerine ellerini yüzüme uzattı. Hala gerçek olup olmadığımı sorguladığını görebiliyordum. Elleri sıcaktı ve yanağımı şefkatle okşadı. Benim küçük, güzel kardeşim. Sözleriyle içim sıcacık oldu ama hızla silkelenip kendime geldim. Chris, buraya neden geldin? Bu çok tehlikeli. Birisi senin sıradan bir insan olmadığını anlayabilirdi. Özür dilerim diye mırıldandı. Beni affet. Bu burada olduğu için dilenen bir özür değildi. Geç kalınmış bir özürdü. Yutkundum. Seni buradan çıkaracağım. Onu yerden kaldırırken zorlanmamıştım. Zayıflamış mıydı? Onu inceleyince görünüşündeki farklılığı hemen fark ettim. Gözlerinin önünde koyu halkalar vardı ve yanakları içeriye doğru çökmüştü. Kurumuş dudaklarından çıkan hava içki kokusunu beraberinde getirirken hayır diye itiraz etti. Benimle gel. Gelemem. O zaman ben de burada kalıyorum. Vargas'a katılacağım. O hiçbir zaman teşkilatın gerçek adını ağzına almazdı. Vargas demesinin nedeni kuruluştan nefretle bahsetmesiydi. Sanki kurucunun soyadının lekeli olduğunu ima eder gibi tiksinerek hep Vargas derdi. Kara'da ilk geldiğinde örgütü böyle adlandırmıştı ama bunu yapmaması gerektiğini Arran ona acı bir şekilde öğretmişti. Kaçaklarda adımız buydu, Vargas'la. Leon ve Titi'nin sevdiği bir tabirdi bu. Vargas ailesinden gizliden gizliye ne kadar nefret ettikleri göz önüne alınırsa çoğu zaman onlar da teşkilattan Vargas diye bahsederlerdi. Aslında ben bile bazen kendimi öyle tanımlıyordum. Bir Vargas'la. Ne? Hayır diye atıldım. O zaman benimle gel. Bakışlarındaki yalvarış içimi yaktı. Alice, yemin ederim seni bırakmadım. Arran bana tuzak kurdu. Sana gelirken Kara beni takip etmiş. Sonra ne olduğunu bile anlamadan Vargas'ın adamları önümüzü kesti. Kara'yı rehin aldılar ve eğer onu bıraksaydım öldürecektiler. Neden bilmiyorum ama bir süre sonra onu bıraktılar. Ben de hemen deniz fenerine koştum ama yoktun. Yemin ederim ki geldim. Sustu ve acı çeker gibi yutkundu. Bana inandığını söyle lütfen. Başımı aşağı eğdim ve bakışlarımı ondan kaçırdım. Alice, beni affettiğini duymaya ihtiyacım var. Böyle yaşayamıyorum. Karayı kaybettim. Seni de... Bakışları birden donuklaştı. Acı içinde olduğunu görebiliyordum. Ve bu benim de canımı yakıyordu. Benim canımı en çok sevdiklerim yakıyordu zaten. Biliyor musun? Az önce sanki onu görür gibi oldum. Sanırım deliriyorum.
Onu görmüştü ama bunun bir hayal olduğunu sanıyordu. Belki kendi kardeşi bile görse şu an karıyı tanıyamazdı ama o tanımıştı. Keşke karının yaşadığını ona söyleyebilseydim ama Arran bunu öğrendiğinde karıyı gözünü kırpmadan öldürürdü. Gitmem gerek Chris. Benimle gel Alice. Sana yalvarıyorum benimle gel. Yapamam dedim bağırmamak için kendimi zor tutarak. Bak Chris. Derin bir nefes aldım. Birine aşık oldum ve onu bırakamam. Beni iyi sen anlarsın. Birkaç saniye idrak edememiş gibi yüzüme baktı. Alice. Gitmelisin. Birisi seni fark edebilir. Psişiklerin enerjilerini algılayan MC ajanları var. Seni bırakıp hiçbir yere gitmiyorum diye bağırdı. Artık söyleyeceğim hiçbir şey kalmamıştı. Onu ikna edemeyeceğimi bilecek kadar iyi tanıyordum. Yapacağım şeyden sonra beni anlayacağını umdum. Seni affettim Chris dedim ona sarılırken. Kokusunu içime çektim. Bir an evimdeymiş gibi hissettim. Bu huzurun kokusuydu sanki. Hepsi seni korumak için. Sen de beni affet. Cebimden çıkardığım enjektörü boynuna bastırdım. İnledi ve birkaç saniye içinde kollarıma yığıldı. Özür dilerim. Seninle gelemem. Hepinizin iyiliği için burada kalmalıyım. Onu yere yavaşça yatırırken yanağına bir öpücük bıraktım. Bana yardım etmesini söylemek için başımı karaya çevirdim ama yoktu. Bu kız niye hep birdenbire ortadan kayboluyordu? Bir bu eksikti. Uzaklaş ondan dedi bir ses. Gözlerimi sesin geldiği yöne çevirdim ama loş ortamda sesin sahibini ne seçemedim hemen. Elinde tuttuğu şeyi bana doğrulttu. Bir silahtı. Metal kısmı barın loş ışığında parlıyordu. Ellerimi kaldırıp yavaşça ayağa kalktım ve sakin ol diye ona uyardım. Ona ne verdin? Bu da kimdi şimdi? Her şey üst üste gelmek zorunda mıydı? Lanet olsun. Sana ona ne verdiğini sordum. Bağırıcı çalan müziğe karıştı. Onu bayılttım sadece. Yavaş adımlarla bana doğru ilerlerken onu tanıyor musun diye sordum. Cevap vermezken silahı tam kalbime doğrulttu. Birine haber verdin mi? Derin bir nefes alırken beni vurup vurmayacağını hesaplıyordum. Silahın emniyet kilidinin sesini yüksek müzikten bile seçebildiğimde ise bunu yapabileceğini düşündüm. Onu etkisiz hale getirebilmek için zihnine ulaşmaya çalıştım ama zihin koruması vardı. Ya bir psikti, yüksek ihtimal öyleydi ya da bunun içine yetilmiş bir sıradandı. İkincisi pek mümkün görünmüyordu. Bir şeyler havaya uçurup dikkat dağıtamaz ya da herhangi bir kinezi türlü uygulayamazdım. Bu başkalarının da dikkatini çekerdi. Onu tanıyor musun diye sordum tekrar. Şu an beni oyalıyor musun dedi şüpheyle kaşlarını çatarak. Birilerini çağırıp çağırmadığımdan emin olmaya çalışsa da daha fazla oyalanmak istemediğini kısa sürede anlamıştım. Silahı boynuma doğru indirecekken hızla yana kaydım ve onu ettim ama o kadar hızlı hareket etmişti ki arkamda olduğunu boynuma dolanan koluyla fark ettim. Kesinlikle bir sıradan değildi. Chris'in kaçak arkadaşlarından biri olmalıydı. Zihnime yolladığı bağlantıları hissedebiliyordum. Tanrı aşkına bu beni etkileyebilirmiş gibi. Vargas'ta bir kıza vurmaktan çekinmem ama sen bir pisliksin ama Vargas'ta değilsin. Amacın ne? Mührü görmediğinden böylesine aptal bir çıkarımda bulunmuştu. Dirseğimi karnına geçirdim ve ellerinden kurtuldum. Silahı tekrar bana doğrultunca üzerine atıldım ve beraber yere yuvarlandık. Kalkmaya çalıştım ama üzerimdeki ağırlık buna izin vermedi. Kimsin sen? Sana yardım edecek tek işim diye fısıldadım. Tabii şu oynatma pasını geçebilirsek. Birkaç saniye lanet kızıl saçların neredeyse tamamen örttüğü yüzümü incelemeye çalıştı ama birden gözleri aşağı katta bir noktaya kayınca kahretsin dedi. Onun baktığı noktaya bakınca ben de aynı şeyi tekrarladım. Arran arkasında birkaç kişiyle kalabalığı yara yara ilerliyordu. Hızla onu itip ayağa fırladım. Silahı tekrar doğrultmaya çalıştı ama çevik bir hareketlerinden aldım. Bu onu afallatmaya yetmişti ve ben de bundan faydalanarak bir şey yapmasına fırsat vermeden konuşmaya başladım. Sizi çıkışa götüreceğim. Onu al da beni takip et. Şaşırdı. Hatta bu onu birkaç saniye afallattı. Hadi diye bağırdım sabırsızlıkla. Sana neden güveneyim? Çünkü diye başladım ve soğuk bir şekilde gülümsedim. Başka şansın yok gibi görünüyor. O da bunun farkındaydı. Kendini toparlayıp hızla yerde yatan Chris sırtına atarken ben Arran'a görünmeden onları nasıl çıkaracağımı düşünüyordum. Bir şekilde yapacaktım. O benim kardeşimdi ve ben onu bir yolunu bulup kurtaracaktım. Sarı Peru ile Kara görüş alanıma girdi. Karlı etip bir şeyler bağırıyordu. Belli ki dikkati kendi üzerine çekmeye çalışıyordu ve başarılı da oldu. Arran başını çevirip ona baktı ve geri dönüp onlara doğru yürüdü. Merdivenlere hızla inerken etrafıma bakındım. Arka kapıya doğru yürüyüp sokağa çıktım ve ara sokaklardan birine hızla daldım. Oradan da bir başkasına nefes nefese duraksadığımda arkamdaki çocuğun hızlı nefes alışlarını duyabiliyordum.
Ara sokağın ışığında beni net olarak göremediğini de biliyordum. Onu da al ve git, hızlı ol. Bize neden yardım ediyorsun diye sordu. Belki bir gün öğrenirsin. Şimdi uzaklaş buradan. Metal kaplamalı silahını önüne doğru fırlatıp hızla geldiğim yöne doğru koşmaya başladım. Son duyduğum ses sona etti. Hey kızıl, adım Dilan ve bir gün sana borcumu ödeyeceğim. Seni sevdim Dilan diye bağırdım. Ama ben borçlarımı canlılardan tahsil etmem. Sen de ölmek için fazla güzelsin. Ve MCA cehennemine doğru ilerledim. Sonrasında kulaklarıma demirlere çarpan bir şeyin gürültüsü doldu. Lanet olsun, Dilan öfkeyle bağırdı ve aynı gürültüyü tekrar duyuldu. Kes şunu dedi Bradley, sinirlerimi bozuyorsun. Sen nasıl bu kadar sakinsin? Çünkü o iyi, nefes aldığını görebiliyorum. Ben hiçbir şey göremiyorum diye sinirle bağırdı Dilan. Panik halindesin, sakinleş ve odaklan. Göğsü düzenli bir şekilde yükselip alçalıyor. Beyin sarsıntısı geçiriyor olabilir. Başını çok sert çarptı. Nasıl sakin kalabilirim? Yine demirlere bir şeyin vurma sesi duvarlarda yankılandı. Ethan diye bağırdı Dilan. Seni öldüreceğim. Yeter diye aynı şekilde bağırdı Bradley. Seni duyduğuna eminim ama umursamıyor. Kes şunu. Sözlerinin büyük mü yok? Yönetim sende değil artık. Birkaç dakika uzun bir sessizlik oldu. Kıpırdamaya çalıştım ama sanki üzerimde tonlarca ağırlık vardı. Başımsa zonkluyordu ve keskin kan kokusu burnuma doluyordu. Sam'in burada olmasını hiç bu kadar istememiştim diye Dilan sessizliği bozarak. Zindanı o mühürledi değil mi? O yüzden kilitleri açamıyor ve güç kullanamıyoruz. Çok güçlü bir psikik olmalı. Öldükten sonra bile gücü kırılamıyor. O an zihnimde bir şeyler yerine oturdu. Dilan'ın beni zindana neden kilitlediğini tam da bu sözlerle anladım. Bana vazgeç demişti. Aksi halde seni Ethan'dan kurtaramam. Beni zindana kapatmasının esas nedeni korkutmak değildi. Ethan'ın bana ulaşması belki de onun haberi olmadan plana dahil etmesiydi. Zindanda güç kullanamadığından anahtarı ise Dilan aldığından doğal olarak bunu yapmamıştı. Belki bunu bana o gün söylese ona inanmazdım ama Ethan'ın gerçek yüzünü bugün net olarak görmüştüm. Dilan düşüncesinde haklıydı. Ethan her şeyi yapabilecek biriydi. Hayır diye cevapladı Bradley'e Dilan. Yani evet bu kapıları açabilirdi ama onun burada olmasını bu yüzden istemedim. O benim dostumdu ve ona hiç bu kadar ihtiyaç duymamıştım. Sesi o kadar üzgün çıkıyordu ki Bradley onun bu sözlerinden sonra konuyu değiştirdi. Ethan'ın sana acı çektirmesine neden izin verdin? Dilan'ın derin bir nefes aldığını hissettim. Belki hırsını benden çıkarırsa onu yüklenmez diye düşündüm ama yanılmışım. Bilerek Ethan'ın kendisine zarar vermesine izin vermişti. Sırf bana yönelmesini engellemek için. Bir kez daha beni ondan korumaya çalışmıştı ve ben bunu da yeni anlıyordum. Bunu ona katil derken düşünmeliydin. Yalan söylemedim dediğinde kalbime keskin bir acı saplandı sanki. Sizi öyle gördüğümde kalbimi avuçlar arasında alıp parçaladı sanki. Belki onun bu sözleriyle rahatlamam gerekirdi ama sözlerde canımı yakmıştı. Canım mı yandı dedi Bradley. Sesinde hiçbir alay tonu yoktu. Aksine onu anlıyor gibiydi. Beni öldürüyormuş gibi hissettim. Düşündüğün gibi bir durum yok aramızda, dedi Bradley ve güldü. Seni rahatlatır mı bilmem ama beni sadece arkadaş olarak görüyor. Dilan hiçbir şey söylemedi. Ancak birkaç saniye sessizliğin ardından konuyu değiştirmek ister gibi Alice bana Jamie'den bahsetti, dedi Bradley. Onu hatırlamış mı? Dilan'ın sesinde şaşkınlık vardı, biraz da kırgınlık. Bana bundan bahsetmedi. Sen nereden biliyorsun? Yani onun kardeşi olduğunu, diye sordu Brad. Chris'i getirdiğinde herkes gibi onu da araştırmıştık. Vargas sildiği için Alice diye ilgili hiçbir şey rastlamadık belki ama Chris'in evlat edinildiğini biliyorduk. Ona geçmişle ilgili doğruları söylemelisin derken Dilan bunu kastediyor olmalıydı. Onunla ilgili ne kadar çok şeyi yanlış anlamıştım. Evet, tüm hata benim değildi ama şimdi düşünüyordum da Ethan gibi birinin himayesinde yetişen biri doğruları bile yanlışmış gibi yapabiliyordu. Onunla görüşmek istedi ama onu engelledim dedi Bradley. Şimdilik. Gerçi şu durumda olmasını es geçsek bile normalde de buradan kaçması pek mümkün değil. Bir süre ortama sessizlik hakim oldu. En sonunda Dilan neden diye sordu. Neden görüşmemesini istiyorsun? Mary, onunla evlat edinen kadın. Onu gördüm. Anlamadım dedi Dilan. Onu gördüm de ne demek? Babamla konuşurken görmüştüm onu. Uzun süredir babama çalışıyor. Mary Crawford. Alice ondan bahsedince hemen tanıdım. O garip çıkışının sebebini şimdi anlayabiliyordum. Ben onlardan sevgiyle bahsederken gerçekleri söyleyemezdi.
Bu yüzden üzerine basarak güvenemezsin demişti. Anılarımdaki kadın, annem, bana gülümseyişini hatırlayınca her şeyin sahte olması daha da canımı yaktı. Ne çok sahte şeyle mücadele etmek zorunda kalmıştı böyle. Chris'in onlardan neden kaçtığını artık anlayabiliyorum, dedi Dylan. Bir şeyler öğrenmiş olmalı. Bu yüzden Alice'in bilmemesini istedi. Ne konuştuklarını pek hatırlayamasam da iki çocuktan bahsettiklerini hatırlıyorum. Onların Chris ve Alice olduğu kimin aklına gelirdi ki? Bu kafa karıştırıcı, dedi Dylan. Onları bilerek mi evlat edindi yani? Psişik olduklarından nasıl emin olabilirler ki? Raksadı. Belki de onları bir şeyler yaparken görmüştür. Telekinezi gibi. Bilemiyorum. Sessizliği birkaç adım sesi bozdu. Muhtemelen ikisi de şu an hücrelerini aşınlıyordu. Sence, dedi Bradley. Lize'yi kim öldürdü? Varys'ten ne istiyor? Dylan, bilmiyorum ama, diye öfkeyle konuşmaya başladı. Onu bulduğumda ölmek için yalvaracak. O gün bizi izleyenlerden biri olmalı, dedi Bradley. Muhtemelen, dedi Dylan. Bir şeye sertçe vurdu. Lize'ye bir şey olsaydı etini durdurmak zor olurdu. Belki de o gün Alice'i benden uzaklaştıran bu oldu. Lize için endişelendiğimi sandı. Onu önemsediğimi. Aslında onun için endişelendim. Lize nefes almıyorsa onu olabilecekler için endişelendim. Kahretsin ki yine bunu engelleyemedim. Benden önce Lize'ye yönelmesinden bahsediyordu ama onun aksine bu aklıma bile gelmemişti. Bradley de öyle düşünüyor olmalı ki, hayır dedi. O an sadece yaptığı şeye odaklanmıştı. Bir de, susunca bir de ne diye sordu Dylan. Bir de yaptığım şeyin ona zarar vermesinden, içimdeki katilin ona zarar vermesinden. Bradley bunu biliyordu ama cevap vermedi. Topuklu ayakkabılarının zeminde bıraktığı sesle birisi koridora girince zaten buna gerek de kalmadı. Kara diye bağırdı Dylan. Size bakmaya geldim, iyi misiniz dedi Kara. Bizi boş ver, diye atıldı Bradley. Alice bayıldı ve sanırım başını vurdu. Ona bak. Bunun onun Kara'yla ilk konuşması olup olmadığını merak ettim. Ne? Tanrım, anahtar alıp Jack'i çağıracağım. Kara'nın endişeli sesi zeminde oluşan topuklu ayakkabı sesi takip etti. Acele et, diye bağırdı Dylan. Yine kıpırdamaya çalıştım. İyi olduğumu söylemek istedim ama yapamadım. Öylesine yorgun hissediyordum ki gözlerim bile açmak zor geliyordu. Kendimi zorlamaya çalıştım. Hem onları dinleyebileceğim böyle bir anı da başka bir zaman bulamazdım. Bu lanet yerde kapana kısıldım. Dışarıda olsam ona yardım edebilirdim, dedi öfkeyle Dylan. Ve hepsi senin yüzünden. Kısa süreli sakin iletişim buraya kadardı demek ki. Yine askerlerine dönmeleri gecikmemişti. Ne? Bradley'in sesi şaşkın çıkıyordu. Ben sadece kendim için ceza istedim. Sen kendini ortaya atıldın. Dylan soğuk bir şekilde güldü. O buradayken ben nasıl rahat yatağımda olabilirdim? Onun için kendimden vazgeçtim ben. Romantik sözler, dedi Bradley alayla. Bunları yemekhanede flörtleştiğin kıza da söyledin mi? Ne? Dedi Dylan şaşkınlıkla. Ah tamam, dedi Bradley. Demek anlamamazlıktan geleceksin. Sera'dan mı bahsediyorsun sen, diye sordu Dylan. İçim o an kıskançlıkla doldu. Ta ki Bradley konuşana kadar. Onun adı Helen. En azından bir harfi tutturdun. Her nasılsa, dedi Dylan. Sohbet etmek istedi ve benim de kafamı dağıtmam gerekiyordu. Malum terk edilmiştim. Ya birini öldürecektim ya da birilerinin sıkıcı muhabbetiyle kafamı dağıtacaktım. Senin sayende o da bok oldu zaten. Ben ne yaptım be? Diye çıkıştı Bradley. Bu da soru mu? Genellikle sen bir şey yapmadığında bile bir şey muhakkak yapmış oluyorsun. Kıskanç bir gübre çuvalısın çünkü, dedi Bradley. Dylan bir an sustu ama sonunda sana tahammül etmekte bazen gerçekten zorlanıyorum Vargas, dedi. Aynı duyguları paylaşıyoruz o zaman Blair. Tek bir farkla. Ben sana hiçbir zaman tahammül edemiyorum. Koridorda yankılanan sesler geri geldi ve bu onları şimdilik susturmuş gibiydi. Kara, diye seslendi Bradley. Daha kızılı. Elsa, ne işin var burada? Dedi Dylan. Asıl senin ne işin var burada? Dylan, kendini ne hale düşürdüğünün farkında mısın? En sonunda biraz daha kendimi iyi hissetmeye başladım. Biraz da Elsa ile Dylan'ın konuşuyor olma durumuydu beni teşvik eden sanırım. Elimi kıpırdatmaya çalıştım ve beton zemine tırnaklarımı sürttüm. Dallas'a çevirdiniz burayı. Siz aş böcekleri dinlemek zorunda mıyım Tanrı aşkına? Kes sesini Bradley, dedi Dylan. Bradley, ne haliniz varsa görün, diye söylendikten sonra başka bir şey söylemedi. Elsa, bunları konuşmanın zamanı değil. Alice iyi değil. Bana bir iyilik yapmak istiyorsan Ethan'a söyle, onu buradan çıkarsın. Ne? Dedi Elsa şaşkın bir sesle. O Lisa'yı öldürdü, bir katil. Daha kötüsünü hak ediyor.
Tanrım, bu kız nasıl bir şeytandı böyle? Bradley'in homurdanmalar arasında Dylan öfkeyle bağırdı. Elsa! Bu kız neden bu kadar önemli? Seni istemiyor bile ama sen hala onun için çırpınıyorsun. Onu seviyorum, anladın mı? O beni istemese de ben onu her zaman seveceğim ve ne olursa olsun onu buradan çıkaracağım diye bağırdı Dylan. Elsa bu çıkıştan sonra sessizliği seçti ama ben yüzünde oluşan ifadeyi gözümde canlandırabiliyordum. Gözlerimi açtım ve ellerimi yere dayayıp kalkmaya çalıştım. Başındaki acı inlememe sebep olurken Dylan Alice diye endişeyle seslendi. Tanrı'ya şükür iyi misin dedi Bradley. İyi, öksürdüm, iyiyim, sadece başım dönüyor. En sonunda oturabildiğimde zor odaklansam da iki çift endişeli gözle karşılaştım. Elsa'nın görüntüsü de gözümün önünde dalgalanıyordu ama beni öldürecek gibi baktığını fark edebilmiştim. Bu kadın tam bir ruh hastasıydı. Dylan beni inceleyince gözleri büyüdü. Başın kanıyor. Elimi istemsizce başıma götürdüm ve acıyla geri çektim. Ayağa kalkmaya çalışınca başarısızlıkla yere çöktüm. Bradley dişlerin arasından Kara nerede kaldı dedi. Buradayım, geldim. Birkaç saniye sonra Kara elinde bir anahtarla kapıyı açıp içeri girdi. Ardındansa Doktor Jack onu takip etti. Kara bana bakıp yüzünü ekşitti ve yanıma oturdu. Endişeli görünüyordu. Eli yüzüme gidince geri çekildim. Senin yardımını istemiyorum. Bir şey söylemesi de yüzü anında düştü ve geri çekilerek doktora yaraştı. Jack onun yerini alırken yüzümü inceledi ve ardından alnımdaki yarayı temizlemeye başladı. Temizlemeye devam ederken birkaç soru sordu. Sanırım beyin sarsıntısı geçirip geçirmediğimi anlamaya çalışıyordu. En sonunda yarayı bandajlayıp ayağa kalktı. Benim de baş dönmem sonunda biraz azalmıştı. Jack bakışlarını karşı tarafa çevirdiğinde bir şeyler açıklama gereği duyarak konuşmaya başladı. Bir sorun görünmüyor. Yarası yüzeysel. Temizledim ve birkaç ağrı kesici bıraktım. Dinlenirse kısa sürede... Nasıl yani? Onu revire götürmeyecek misin diye sordu Dylan. Sakin kalmaya çalıştığı kasılan yüz ifadesinden oldukça belli oluyordu. Elsa ne ara gitmişti bilmiyorum ama umurumda değildi. Onu daha fazla görmek şu an isteyeceğim son şeydi. Üzgünüm Dylan. Ethan'ın kesin emri var diye mahcup bir şekilde cevap verdi doktor. Gerçekten inanamıyorum diye mırıldandı Bradley. Ne saçmalıyorsun sen? Onu revire götür hemen. Dylan'ın sakin tarafı bir balon gibi patlarken yerine bir kükreme bıraktı. Gerçekten yapabileceğim bir şey yok. Artık kontrol et onda. Bunu yapamam dedi Jack ve yavaşça adımlarla hücreden çıktı. Jack diye bağırdı Dylan ardından. Jack ona bakmadı bile. Lanet olsun, lanet olsun. Yemin ederim onu öldüreceğim. Bradley hücrede ileri geri yürürken oldukça gergin görünüyordu. Dylan'ı tanımlayacak şey ise kesinlikle gerginlik olamazdı. Şu an patlamak üzere olan bir bomba gibiydi. Kara, Ethan'ı çağır. Onunla ben konuşacağım. Dişlerini öyle bir sıkıyordu ki bunu biraz daha devam ederse birkaç tanesini kırabileceğini düşündüm. Yapamam, dedi Kara kısık sesle. Ne demek yapamam? Kara, Dylan'ın kükremesiyle ürkerek gerledi. Yapamam çünkü burada değil. Karargaha gitti. Dylan ellerini saçlarından geçirirken Kara bana doğru döndü ve üzgünüm Alice dedi. Ardından dışarı çıkıp kapıyı kilitledi. Dylan'ın gözleri anında onu bulurken ne yaptığını sanıyorsun sen diye ürpertici bir tınıyla sordu. Ethan yoksa onu sen çıkaracaksın. Dylan beni anlamalısın. Onu çıkaramam. Ethan'ın beni buraya hapsetmesini istemiyorum. Chris onu kurtaracak ilacı... Dylan birkaç kıvır savurarak onun sözünü kesti. Ardından hepiniz diye soldu. Hepiniz bunun hesabını vereceksiniz. Yemin ederim bunu size fena ödeteceğim. Kara'nın bir an titrediğine yemin edebilirim. Çok üzgünüm. Keşke yapabileceğim şeyler olsa. Sesi bile titriyordu. Hızla zeminde bıraktığı tok sesle beraber kaçar gibi gitti. İyiyim ben, dedim duvara yaslanırken. Sakinleş biraz. Dylan öfkeyle solurken en sonunda koridordan gözlerini çekip bana baktı. Bradley de sonunda duyurmayı kesmişti. Şu an o da bana bakıyordu. Dylan ne iyisi şu haline bak diye birden bağırınca neredeyse yerimden sürüyecektim. Ona bağırma diye araya girdi Bradley ama o da bağırıyordu. Gergin ama gözle görülür gibiydi. Neredeyse hepimiz aynı anda derin bir nefes aldık. Sadece biraz sakinleşmeye ihtiyacımız var diye mırıldandım. Dylan yumuşayan sesiyle bana seslendi. Sesinden endişe akıyordu. Alice gerçekten iyi misin? Ona gülümseyip başımı salladım ve aynı anda acıyla yüzümü buruşturdum. Bu da beni pek inandırıcı kılmadı. Ona baktığım ellerindeki kanı gördüm. Parmaklıklara vurmuş olmalıydı. Ellerin? Umursamaz John Musick'ti. Önemli bir şey değil.
Birkaç dakika eğleşirler. Sen dediğine, iyi misin? Alice bana doğruyu söyle. İyiyim Dilan, gerçekten. Baş dönmemde geçti. Gözlerinden bir an kaybolmayan endişe üzerine konuyu değiştirmeye karar verdim. Bana bir keresinde seni tanıyor olabileceğimi söylemiştin, hatırlıyor musun? Gözlerini kısıp bir süre neden bunu sorduğumu anlamaya çalıştı. Evet, hatırlıyorum dedi en sonunda. Haklıydın. Seni daha önce gördüm. Hatta seninle konuştum bile. Bu imkansız Alice dedi, saçma bir şey söylemişim gibi. Seni görsem bunu hatırlardım. Bu unutabileceğim bir şey değil diye itiraz etti. Sen unutabileceğin biri değilsin. Bradley köşedeki yatağa oturmuş biz dinlerken sessizliği seçmişti. Hatırla Dylan. Kasedon'da dedim ve başımı yana atarak onun sözlerini tekrarladım. Hey kızıl, sana bir gün borcumu ödeyeceğim. Gözleri birden açılınca hatırladığını anladım. O sen miydin? Aa, hayır bu mümkün değil. Kızıl saçlar ve mavi gözler. Bana Elza anımsattı biraz. Bradley'in benzetmesi üzerine öfkeli gözlerle ona baktım. O da bunun üzerine ellerini kaldırıp sadece bir şakaydı dedi. Sadece ucuz bir peruk, lens ve biraz makyaj ama bu bile Elza'ya benzemeye yetmez. Onun için biraz fazla şeytanlığa ihtiyacım var. Gülmeye başlayınca Bradley de bana katıldı ama Dylan çoktan düşüncelere dalmıştı. O günü düşünüyor olmalıydı. Chris'in neden Vargas'ın yuvasına girdiğini hiçbir zaman anlayamamıştım diye mırıldandı. Ta ki senin onun kardeşi olduğunu öğrenene kadar. Bunu tahmin etmek zor olmadı ama o kızın sen olduğunu düşünmem bu imkansız. Çok farklı görünüyordun. Beni alt edebilecek kadar farklı. Elbette ki bana benzemeyecekti. Şu halim bile fazlasıyla acınasıydı. Sen dedi ve gülümsedi. Bana ne demiştin o gün sahi? Gözlerimin tam içine baktı. Seni sevdim Dylan. Bradley yomurdandı. Kör falan mıydın? Dylan ona, daha doğrusu aralarındaki duvara öfkeli bir bakış atarken güldüm. Devamı da vardı o cümlenin. Ama ben borçlarımı canlılardan tahsil etmem. Sen de ölmek için fazla güzelsin. Ama dillendirmedim. Biliyor musun o gün kara da oradaydı dedim. Olay çıkararak sarışın kızı hatırladın mı? Yok artık dedi Bradley bir hikaye dinler gibi. Gözlerileşirken kısacık bir an düşündü. Hep şansımız yaver gitti diye düşünmüştüm. Kara kavgayı bilerek çıkardı öyle değil mi? Kaçmanıza yardım etmek için diye onu cevapladım. Kendi kardeşimi nasıl tanıyamadım? Hayret edercesine döküldü kelimeler dudaklarından. Tanıyamazdım. Bir görevdeydik ve amacımız tanımamaktı zaten. Ben bile bana benzemiyordum ki. Hatıralarımdaki ben kızıl bir cadıya benziyordu. Sen ve cadı dedi dudaklarını büzerek Bradley. Bence olsan kızıl bir afet olurdun. Gülümsedim. O da bana göz kırparak karşılık verdi. Dylan onu duymamış gibiydi. Yatağa yığılırcasına otururken ilk defa ne kadar yorgun göründüğünü fark ettim. Ellerini birbirine kenetledi ve başını aşağı doğru eğdi. Hayatlarımız nasıl da birbirine kenetliymiş. Sanki bu tek cümle bizi düşünceler alemine etti. Yaklaşık yarım saat boyunca kimse tek kelime etmedi. Sadece yemekhanede görevli iki çocuk üç tabldot getirip hücrelere bıraktılar ama onlar da tek kelime etmeden çıkıp gittiler. Tabldotu elimle kenara itince Dylan'ın sert sesi tarafından uyarıldım. Yemen gerek, hepsi. Bana söylediğinin aksine o da yemeğine dokunmamıştı. Bradley'e gözücüyle baktım. Yemekle hiç ilgilenmeden başını duvara yaslamış ve gözlerini kapatmıştı. Aç diyelim. Dua et kilitliyim dedi yaralayıcı sesle. Yoksa o yemeği sana zorla yedirirdim. İşin gücün zorbalık zaten diye omurdandım. Güldü ama yüzü aniden asıldı. Ethan bana güçlü olmaya bu şekilde öğretmişti. Gücü değil zorbalığı öğretmiş olmasına şaşmamalı. Ben onun güç olarak tanımladığı şeyi yapmadığımda hep birileri zarar gördü. Ben de yaptım. O bu şekilde sessiz kalıyordu çünkü. En sonunda da gerçek gücün bu olduğunu inandırıldım. Silkelenip kendine gelir gibi oldu ve gözlerle tabutu işaret etti. Yadi, vücudunun kendini yenileyebilmesi için yemen gerekiyor. Sen de yemiyor musun ama derken bile az önce söylediklerini düşünüyordum. Tabutu önüne çekip ekmek diliminden kopardı bir parçayı ağzına attı ve çiğnemeye başladı. Sıra sende dedi önümdeki tabutu işaret ederek. Onun bu hareketi üzerine gülümsedim ve çıtalı sosu ete bırakıp ağzıma battım. Etin kafayı yemiş olsa da en azından zahmet edip bize lüks bir menü sunmuştu. Domates soslu biftek, patates püresi, salata ve meyve suyu. Eti çiğnerken Dylan hala bana bakıyordu. Meyve suyunu da dedik gözlerle işaret ederek. Gözlerimi devirip
Tamam anneciğim diye mırıldandım. Güzel sesiyle güldü ve ben bu sesi ömrümün sonuna kadar dinleyebileceğimi düşündüm. Meyve suyundan birkaç yudum daha aldım. Dilan'la birbirimizi sırayla uyarırken yemek sonunda bitmişti. Meyve suyundan son yudumumu alırken en son ne zaman bu kadar yediğimi hatırlamıyordum bile. Bradley'in başı yana doğru düştü ve hızla gözlerini açtı. Şaşkın bir şekilde etrafına bakınırken oldukça komik görünüyordu. Gözleri yerdeki tabldotu buldu. Sonra da benim önümdekini "Bahsiye giderim ikiniz romantik bir yemek geçirmişsinizdir" dedi alayla. "Tüm bu zindana girme çabalarım bu yüzden de değil mi Blair?" Dylan duvara öfkeli bir bakış atarken cevap verme zahmetine girmedi. Bradley ayağa kalkıp yerdeki tabldotu aldı ve söylenmeye devam etti. "Baş başa yemek yemek benim hakkımdı. Yok sağlayacak mısın Vargas? Başka zaman olsa bu didişmeleri canımı sıkardı ama şimdi onları böyle görmek iyi hissettiriyordu. Yapmayın çocuklar dedim bir abla edasıyla. Siz artık hücre arkadaşısınız. Biraz olsun birbirinizi sevmeye çalışamaz mısınız? İkisi de gözlerini kaldırıp bana bakarken neredeyse aynı anda asla diye atıldılar. Onların bu çıkışı kahkahalarla gülmeme neden oldu. Bir süre sonra Dilan esnemeye başladı. Ona biraz uyumasını söyledim ama o tabii ki kabul etmedi. Başımı çarptığım için beni göz hapsinde tutmak istediğini biliyordum ama gözlerini açık tutmakta zorlandığı da belliydi. Bradley insanüstü bir çabuklukla tabuldukları yemeği silip süpürürken bir çocuk gibi görünüyordu. Sanki günlerdir aç bırakılmış küçük bir çocuk. Bu beni gülümsetmişti. Yataktan kalkıp hücrenin küçük banyosuna yöneldim. "Nereye?" dedi Dilan hemen. "Tuvalete Dilan" dedim göz devirerek. Sanki burada gidebileceğim başka bir yer vardı. "Tamam" dedi birden kikileyerek. Ona bakmadan güldüm. "Ama bir şey olursa, yani başım falan dönerse seslen tamam mı?" Sanki seslensem bir şey yapabilecekti. Yine de "Tamam" dedim. "Ölüyorum" diye bağırırım. Bradley güldü ama Dilan öfkeli bir sesle çıkıştı. Komik değildi. Ölümle ilgili şaka yapmazsan sevinirim. Omuz siktim ve küçük banyodan içeri girdim. Ellerimi yıkayıp yüzümdeki kurumuş kanları yavaş hareketlerle temizledim. Başımdaki yara bir nabız gibi atıyordu. En azından kolumdaki kurşunun sıyırdığı yara neredeyse iyileşmişti. Ben küçücük bir yarayla bile bu kadar acı çekmişsem Chris vurulduğunda kim bilir ne kadar acı hissetmişti. Ölecek miydi? Bu düşünce içimde koca bir delik oluşmasına sebep oldu. Sanki yüksek bir yerden atlamışım gibi hissettirdi. Lavaboya tutundum. O benim kardeşimdi ve ben her zaman onu kurtarmanın bir yolunu bulmuştum. Şimdi de bulacaktım. Tedavi için mecaya tekrar gitmem gerekse bile. Banyoda uzunca bir süre durup düşündükten sonra ki bu Dilan'ın ara ara bana seslenmesiyle sürekli sekteye uğramıştı. Dışarı çıkıp eski yatağa oturdum ama artık etraf fazlasıyla sessizdi. Önümdeki hücrelere baktım. Dilan başını duvara yaslamış uyuyordu. Onun da dayanıklılığının bir sırrı olduğunu görmek güzeldi. Uykuya fazlasıyla ihtiyacı vardı. Bradley ise yatağa sırtını dayamış başını yatağa bırakmıştı ve o da uyuyordu. Garip olan hala elinde sımsıkı tuttuğu çataldı. Sanki uyku birden onun etkisi altına almış gibiydi. Ayağa kalkıp parmaklıkları ilerledim ve onları daha yakından incelemeye başladım. Sonra omuz siktim. En azından onları dinlenirken görebiliyordum. Benim için yaptıkları onca şeyden sonra dinlenmeyi fazlasıyla hak ediyorlardı. Benimse hiç uykum yoktu. Merdivenlerde ayak sesleri duyuldu. Sonra ise sesler zindanın geniş koridorunda devam etti. Bakmadım ama sonunda hücremin önünde tanıdık bir yüz belirdi. Elsa gözlerini dikmiş bana bakıyordu ve elinde bir tomar anahtar tutuyordu. Hücremin önüne geldiğinde Dylan ve Bradley'e kısa bir bakış atıp bana doğru döndü. Dudakları yana kayarken sinsi sırıtışını gözleri önüne serdi. "Hapisten kaçmaya hazır mısın prenses?" Sonrasında ayağımda yerde ritim tutarak gerginliğimi azaltmaya çalışıyordum ama işe yaramıyordu. Başımı kaldırdım ve akademinin altında gizlenen otoparktaki arabalara göz gezdirdim. İlk önce Ian'ın Aston Martin'e görüş alanıma girdi. Sonra diğer lüks araçlar ama en çok ilgimi çeken şüphesiz köşedeki siyah motosikletti. Elsa demir kapıdan geçip koşarak yanıma geldiğinde nefes nefeseydi. "Yemin ederim geri dönersen sana bunu fena öderim. Bunları almak kolay olmadı," dedi ve soluklanmaya çalıştı. "Al." Elindeki kağıdı, bir topar parayı, bir arabanın anahtarını ve etinde olan yüzüğümü bana doğru uzattı. Gideceksen bu yüzük de benimle gelecekti. "İstediklerim burada. Adres, kağıtta yazılı ve anahtar." Eliyle ileride siyah mavi gölgeleri olan aracı gösterdi.
bir hamburger Dylan'ın en sevdiklerindendir. Bir yerlere çarpabilirsin. Eminim kaçmandan daha çok kızacağı bir şey varsa o da budur. Ha bir de araçta Dylan'ın yedek bir silah olduğuna eminim. Bu ufak bilgi neden verdiğini anlayamasam da başımı salladım. Neticede birbirimizi sevmezdik ve ölsem en çok sevineceğim kişi de oydu. Kararını değiştiren ne oldu diye sordum elindekileri alırken. Ne olduğunu biliyorsun. Sen etrafındayken senden asla vazgeçmeyecek ve... Kısa bir an susup yüzüme baktı. Ölümüne gittiğini biliyorum. Ethan'la olan konuşmandan haberim var. İlaç için Vargas'a gideceğinden adım kadar eminim. Tiksintiyle yüzüme baktım. O ise gülüp git hadi dedi ve başıyla arabayı işaret etti. Dylan uyandığında ortalığı birbirine katacak ve birinin onu sakinleştirmesi lazım. Yüzünde yine tiksindiğim bir gülümseme oluştu. Gözümde bir an Dylan'ın öfkeli yüzü belirdi ve yanında onu avutmaya çalışan Elsa. Bu düşünce bende kusma isteği oluşturdu, içimi öfkeyle doldurdu. Merak ediyorum da diye konuşmaya başladım. Liza'yı gözünü kırpmadan öldürürken benim kaçmama neden yardım ediyorsun? Beni de öldürerek tüm sorunlarını çözebilirdin halbuki. Dudaklarını büzdü. Bunu düşünmedim değil ama seni öldürmem demek Dylan'a unutamayacağı başka bir aşk yaratmak demek. Evelyn gibi. Seni öldürene buna kadar da bu işin peşini bırakmaz. Dudakları yana kıvrıldı. Hem bu senin için de kolay bir kurtuluş olmaz mı? Şimdi git buradan ve eğer geri dönersen bunu yapacağımdan sakın şüphe duyma. Geri dönmeyeceğimden emin olabilirsin. En azından tedaviyi bulana kadar dönmek gibi bir niyetim yoktu. Arkamı dönüp arabaya doğru yürüdüm. Geride bıraktıklarımı düşünmeyi ise sonraya erteledim. Şimdi düşüneceğim tek şey kardeşimi nasıl kurtaracağım olmalıydı. Arabaya binip adresin navigasyona girdim ve karanlığa hızlı bir giriş yaptım. Sonrasında karanlıkta oldukça aydınlatılmış dubleks binayı inceledim. Beyaz panjurlar gecenin karanlığıyla gölgelenmişti. Pahalı bir eve benziyordu. Amerika'da polisler bu kadar iyi kazanıyor mu diye düşünmeden edemedim. Alt katta bir oda haricinde hiçbir yerin ışığı yanmıyordu. Binanın etrafındaki uzun demir parmaklıklardan zar zor görülen çiçek tarzı bakımsızdı. Çiçek tarhının birkaç metre ilerisinde ise bir köpek kulübesi vardı. Boş olmasını umdum. Dikkatim yarım saattir evin önünde duran siyah camları filtreli araca kaydı. Aracın yolcu tarafından önce uzun boylu genç bir çocuk indi ve arabaya sanıp bir sigara yaktı. Birkaç saniye sonra ise sürücü tarafından daha kısa, hafif tıknaz bir inip diğerinin yanına gitti. O da dudaklarına bir sigara sıkıştırdı ama cebinden çıkardığı çakmağıyla bir türlü yakmayı başaramadı. Yanındaki uzun boylu çocuk gülüp çakmağıyla onun sigarasını yaktı. Kolundaki açığa çıkan dövme karanlıktan ve bu uzaklıktan seçilmese de ben ne olduğunu biliyordum. Asıl sorun meycanın adamlarıyla karşılaşmak değil, onları atlatıp eve nasıl gireceğimdi. Lanet baş dönmesi de sanki bu anı bekliyormuş gibi kendini gösterdi. Arabadan oldukça sessiz bir şekilde inerken arabanın konumundan dolayı ikisi de beni fark etmemişti. Belimdeki silahı yokladım. Elza'nın dediği gibi arabanın torpido gözünde bir silah bulmuştum ve her ihtimale karşı yanımda bulunsa iyi olurdu. Dikkat çekmemeye çalışarak bir binanın arkasına girdiğimde ne yapacağımı düşünmeye başladım. Başımı binanın köşesinden hafifçe çıkarıp adamları kontrol ettim. Hala aynı yerlerindeydiler. Uzun boylu olan elindeki sigarayı yere atarken bir yenisini yaktı. Diğeri ise ellerini göğsünde kavuşturmuş gözlerini eve dikmişti. Hey! Fısıltıyla çıkan ses neredeyse beni yerimden sıçratacaktı. Başımı geri çekerken kirli yüzüyle en fazla 14-15 yaşlarında bir çocuk görüş alanına girdi. Muhtemelen bir evsizdi. Cüzdanını ver. Ah bir an kesimiz eksikti. Sessiz ol diye fısıldadım. Cüzdanın dedi tekrar hafif aksanlı sesiyle vurgulayarak. Cebinden küçük bir bıçak çekti ve yaklaşmaya başladı. Pekala. Yüzüme korku dolu bir ifade ekleyip yanıma kadar gelmesine izin verdim. İşte şimdi bir planım vardı. Birkaç dakika sonra boş sokakta bir çığlık koptu. Arabaya yaslanmış iki adam da aynı anda birbirlerine baktılar ve koşarak binanın köşesine döndüler. Yerde yatan çocuğun yanına ulaştıklarında öfkeyle omurdandılar. Lanet bir serseriymiş dedi uzun boylu olan. Geri gidecekleri sırada yerde yatan çocuk onlara seslenerek durdurdu. Yardım edin. Kısa boylu tıknaz olan tiksinen yüzüyle ona baktı. Uzun boylu olansa cehenneme kadar yolun var diye söylendi ve bir küfür savurdu. Yürümeye yeltenmişti ki çocuğun tekrar konuşması üzerine durdu. O kız size bir mesaj iletmemi söyledi ve nokta nokta yüzüme bir yumruk indirerek bıçağımı alıp kaçtı.
Ne saçmalıyorsun sen dedi tıknaz olan. Siyah saçlı bir kız. Necia Ciara'ya yaptıklarını ödeyecek dedi. Evet tam anlamıyla böyle söyledi. Elini cebine atıp bir yüzük çıkardı. İki adam da Ciara ismini duyunca birbirlerine baktılar ve aynı anda ikisinin de gözleri büyüdü. Nereye gitti dedi uzun boylu olan aceleyle. Ne? Tıknaz hızla gelip yerdeki çocuğun yakasını kavradı. Kız nereye gitti diye bağırdı ve yerdeki çocuk korkuyla titredi. Telefonda birine garip bir isim söyledi. Hoboken bölgesinde bir bar adı gibi geldi bana. Belki de sadece burger yemeye gitmiştir. Ne derler bilirsiniz. Eğer Hoboken'da burger yemediyseniz hayatınızda burger yememişsinizdir. Adam ona öfkeyle bakınca korkuyla elini kaldırıp sokağın başını işaret etti. Bu tarafa doğru koştu. Adam onu yakasından sertçe iterken çocuğun sırtı yere çarptı ve acıyla elinledi. Tıknaz zincir asılı yüzüğü alıp cebine attı. Aynı anda cebinden bir telefon çıkarıp ekrana dokunmuştu ki uzun boylu olan elinden telefonu sertçe çekip aldı ve ''Ne yapıyorsun?'' diye sordu. ''Veliahta haber vermeyeceğiz.'' ''Bu da ne demek?'' ''Bundan önce Ciara'yı gördüğünü söyleyen bir askere ne yaptığını gördün. Kızı bulamayınca adamı bir alev topuna çevirdi. Önce kızı bulalım.'' Tıknaz onun bu hareketine sinirlense de başına salladı. İkisi de arabalarına doğru koştular ve arabayı çalıştırıp sokaktan fırtına gibi geçtiler. Hatta öyle ki yerdeki çocuk son anda kendini yan tarafa atmasaydı çoktan ezilmişti. Onlar gittikten sonra çocuk hızla ayağa kalkıp peşlerinden sokağın başına doğru yürüdü ve etrafı kontrol etti. Sarsak adımlarla az önce yattığı yere doğru yürüyüp durdu. Çıkabilirsin, yemi yuttular. Derin bir nefes aldım ve saklandığım gölgeden çıkıp çocuğa doğru yürüdüm. İyi çıkardın. Çocuk umursamazca omuz silkip elini uzattı. Anlaştığımızdan fazlasını istiyorum. O nokta nokta herif beni neredeyse eziyordu. Cebimden Elza'nın verdiği parayı çıkarıp ona uzattım. Burada çok daha fazlası var. Parayı alıp hızla sayarken gözleri parladı. Gracias senorita dedi ve arkasına dönüp hızla gözden kayboldu. Yüzüğüm gitmişti ama bana ait bir eşya planımı daha kusursuz kılacağından onu feda etmeliydim. Kardeşim için bu göze alabileceğim bir fedakarlıktı. O gittikten hemen sonra ben de sokaktan çıktım ve hızla evin önündeki alçak duvara tırmandım. Demirlerden geçip kendimi aşağı bıraktım. Taşlı yolu takip edince kısa sürede evin önüne varmıştım. Işık yanan odanın penceresinden içeriği kontrol ettim ama görünürde kimse yoktu. Belimdeki silahı çıkarıp sıkıca kavradım. Sonuçta bu adresi bana Elza vermişti ve o güvenebileceklerim listesinde ilk sıralarda yer almıyordu. Açık bir pencere bulma umuduyla evi birkaç kez surladım ama tek giriş yolu sanırım ön kapıydı. Belki de karşımda eli silahlı adamlar bulma riskiyle de olsa kapıyı çalmalıydım. Saçmalık! Ağzıma kapanan kesik eldivenle parmaklarla bir an neye uğradığımı şaşırdım. Burnuma dolan deri kokusuyla hızla kendimi toparladım ve ağzıma kapanan eli sert bir şekilde ısırdım. Hızla arkamı dönüp az önce beni tutan adamın bacak arasında güçlü bir tekme attım. Lanet olsun Alice! Duyduğum tanıdık ses beni kendime getirmeye yetti. Dilan, aman tanrım. Yanına gidip acıyla kısılan yüzüne baktım. Özür dilerim, özür dilerim. Ve aniden durup bir aydınlanma yaşadım. Senin ne işin var burada? Diye sesimi yükselterek ani bir çıkış yaptım. Sessiz ol dedi beni uyararak. Asıl sen burada ne halt arıyorsun? Beni delirtmeye mi çalışıyorsun? Aklımı kaçıracaktım neredeyse. Sorularını duymazdan gelerek beni nasıl buldun diye sordum. Burada olacağımı nasıl biliyordun? Bilmiyordum ama gideceğin iki yer vardı. İlki burasıydı, ikincisi ise Vargas. Biz de Bradley ile görev dağılımı yaptık. Gözlerim anında açılırken kafama sanki biri çekişle vurmuş gibi hissettim. Sen buradaysan Bradley tanrım onu Vargas'a mı yolladın? Alice sesini alçaltmazsan birazdan bizim de gideceğimiz yer orası. Vargas'ın adamları gitti. Burada değiller. Şaşkınlıkla yüzüme baktı. Nasıl? Yanına gidip onu kolundan tutarak çekiştirdim. Bunu anlatmanın zamanı değil. Gidip geç olmadan Bradley'i bulalım. Kolunu benden kurtarıp endişelenme dedi. Seni duvardan atlarken gördüğümde onu arayıp akademiye dönmesini söyledim. Parmakları kolumu bulurken bu sefer o beni çekiştirmeye başladı. Şimdi biz de buradan hemen gidiyoruz. Zindandan seni kimin kaçırdığınıysa sonra konuşacağız. İşte şimdi sesi öfkeli geliyordu. İtiraz etmeye fırsat bulamadan duyduğum sesle kala kaldım. Olduğunuz yerde kalın ve silahlarınızı hemen atın. İkimiz diğerimizden kıpırdayamazken Dylan'ın kolumu tutan eli daha da sıkılaştı. Hemen diye bağırdı arkamızdaki adam.
Dilan elindeki silahı bıraktı ve silah zeminde tok bir ses çıkardı. Ben de onun bu hareketinden sonra sıkıca kavradığım silahı bıraktım ve bir şeyler yapacaksan tam şimdi sırası diye fısıldadım. Dudaklarını birbirine bastırmadan önce zihnine ulaşamıyorum diye öfkeyle mırıldandı. Bir pisişik, belki onu yüksek voltajda kısart. Kesin fısıldaşmayı, ani bir hareketle kurşunu yersiniz diye sert bir şekilde bizi uyardı adam. Esmer çocuk, ellerini görebileceğim şekilde kaldırıp bana doğru dön. Dilan bu kez diretmeden kolumu bırakıp ellerini havaya kaldırdı ve yavaşça arkasına döndü. Adam, Dilan Blair diye mırıldandı. Sesi şaşırmış gibi geliyordu. Peki ya sen kimsin? Bu soru kesinlikle bana yöneltilmişti. Arkana dön. Yavaşça arkamı dönüp onunla yüzleştim. Elinde tuttuğu silah Dilan'a odaklanmışken beni gördüğünde öylece kala kaldı. Rüzgar uzun düz saçlarını havaya savurdu ve o şok olmuş bir ifadeyle silahını indirdi. Alice? Kardeşim Jamie tam karşımda duruyordu. Elsa'nın bana doğru adresi verdiğine şimdi kesin olarak emin olmuştum. Beklenmedik bir hızla gelip bana sarıldı. Bense tepki veremeyecek kadar garip hissediyordum. Benden ayrılıp yüzüme baktığında ifadesi sertleşti. Alice neler olduğunu bilmiyorum ama MCA'nın kara listesine girdiğim belli. Buna rağmen buraya nasıl gelebilirsin? Çok tehlikeli. Kapıda MCA ajanları var. Konuşmaya çalışınca sesim çatladı. Onları atlattım. Atlattın mı? Sert ifadesi gülmek ister gibi bozuldu. Elbette atlatırsın sen. Dilan sanki buz tutmuşken birden çözülüverdi. Hızla yerden silahını kaptı ve Jamie'ye doğrulttu. Uzaklaş ondan. Dilan ne yapıyorsun? Gözlerini Jamie'den ayırmadan o bir pisik el istedi. Sonraki sözleri Jamie'ye yöneltti. Senatör Crawford'un Vargas'la işbirliği içinde olduğunu biliyorum. Seninse kime çalıştığın hakkında bir fikrim yok. Bu seni daha da tehlikeli kılıyor. Ne saçmalıyorsun sen? Vargas'la neyin nesi diye sordu Jamie şaşkınlıkla. Senatör de kim? Jamie'nin bakışları bana döndüğünde gözleri kısıldı. Yüzü kafası karışmış gibi buruştu. Dilan onu tekrar uyardı. Sana ondan uzaklaşmanı söyledim. Jamie birden üzerindeki şaşkınlığı atıp elindeki silahı Dilan'a doğrulttu ve ''Dikkat et'' dedi. ''Bir polise silah doğrultuyorsun. Seni şimdi tutuklayabilirim.'' Ellerimi kaldırıp ikisinin arasına girdim. ''Herkes sakin olabilir mi?'' İkisi de beni görmüyor gibiydi. Tam ortalarında durmama rağmen sanki yokmuşum gibi birbirlerine kilitlenmişlerdi. Dilan gözlerini Jamie'den ayırmadan ''Alice yanıma gel'' dedi. Aynı şekilde Jamie'nin gözleri de onun üzerindeydi. ''Hayır Alice'' diye beni uyardı. ''Buraya gel.'' Beni görmüyorlarsa ben de görmelerini sağlayacaktım. Yerden kendi silahımı kapıp havaya çevirdim. Eğer şimdi ikiniz de silahlarınızı indirmezseniz tüm şarjörü havaya boşaltırım. Bakalım MCA mı önce gelecek yoksa polis mi? İşte şimdi ikisinin de bakışları üzerimdeydi. Önce Jamie silahını indirdi. Sonra ise dişlerini sıkarak Dilan. Şimdi içeri geçip üçümüz güzelce sohbet edeceğiz dedim ikisini de gözde vererek. Gözlerim Jamie'de durduğunda bizi davet etmeyecek misin diye sordum. Alice burası senin evin ama... Silahın ucuyla Dilan'ı gösterdi. Eşikten geçerse onu vururum. O yoksa ben de yokum. Dilan bu cümlemden sonra tek kaşını kaldırıp yan bir gülüşle ona meydan okudu. Jamie öfkeyle nefesini dışarı verdi ve pes ederek yana çekilip yola açtı. Pekala, içeri girin. Ona gülümseyip yanından geçerken Dilan da beni takip etti ama Jamie onu uyarınca güldüğünü duydum. Ters bir hareketinde kurşunu yersin. Açık kapıdan içeri girdiğimde o da etrafımda bir tur döndü. Gözlerimi bir an kapatıp derin bir nefes aldım ve odanın ortasındaki beş koltuğa kendimi bıraktım. Jamie, Dilan'ın peşinden içeri girdiğinde sanki beni ilk kez görüyormuş gibi inceledi ve yüzünü buruşturdu. ''Dayak yemiş gibi görünüyorsun.'' Endişeli görünmüyordu, en azından sana ne oldu diye sorular sıralamaya başlamıştı. Öyle bir ifadeyle bakıyordu ki sanki beni her gün böyle görüyordu. Sessizliğim üzerine kaşları çatıldı. ''Sen bir de diğer adamı gör.'' demen gerekmiyor muydu? ''Anlamadım.'' dedim tepkisizce. Dilan koltuğun köşesine oturmuş silahını evirip çevirirken bana sadece kısa bir an baktı. Jamie hep öyle söylerdin dedi hala çatılı kaşlarıyla. Ah dedim gülümsemeye çalışarak. Çok sık görüşür müydük? Kaşları daha da çatıldı. Bu da ne demek? Sen sırra ayak basıp kaybolana kadar tabii ki görüşüyorduk. Dilan en sonunda başını kaldırıp ona baktı ama bir şey söylemek yerine onu incelemeyi tercih etti. Sanki söylediklerinin doğruluğunu tartıyordu. Alice, neler oluyor dedi Jamie. Neredeyse 4 aydır senden haber alamıyorum. MCA deli gibi seni arıyor.
Öyle ki buraya New York'taki evimin önüne ve annemin evine bir ırın adam diktiler. Sense MCA'nın arananlar listesindeki altın adamla takılıyorsun. Altın adamı diye sonunda konuştu Dylan. Bu tabiri sevdim. Jamie ona katı bir bakış atarken aslında bu biraz karışık diye cevapladım onu. Anlatmaya dene diye cevap verdi. Bir şeyler söylemek için ağzımı açtım ama nereden başlayacağımı bilemedim. Dahası Jamie'yi hatırladığım tek anı da o 10 yaşındaki bir çocuktu. Şimdi ise neredeyse 1.90 boylarında genç bir adam karşımda duruyordu. Yabancı bir adam. Bir şeyler söylemek sandığımdan daha zordu. Dylan bana yan bir bakış attı ve gözlerini tekrar Jamie'ye çevirdi. Konuşamadığımı anlamış gibi sen anlat pislik dedi. Annem Vargas'a yani senin anlayacağın dilde söyleyeyim MCA'ya çalışıyor. Peki ya sen? Annem hakkında ne biliyorsun sen Blair? Diye tiksintiyle sordu Jamie. Dylan tam bir şey söyleyecekti ki bakışları bana kaydı. Bilmediğimi düşünüyordu ama ben zindanda Bradley'in tüm söylediklerini duymuştum. Marie'nin Vargas'a çalıştığını biliyoruz Jamie. Bradley onu birkaç kez kurucuyla konuşurken görmüş. Dylan bana şaşkınlıkla bakarken Jamie bir süre söylediğimi idrak etmeye çalıştı. Bradley Vargas mı diye mırıldandı sonunda. O kayıp değil mi? Hayır, bizimle beraber. Sen bunları nereden öğrendin Alice? Diye sordu Dylan kısık gözlerle. Zindanda sizi duydum. Ne zindanı? Dedi Jamie. Uzun mesele diyerek onu da geçiştirdim. Pekala dedi. Kafası karıştı her halinden belliydi. Hiçbir şey anlamadım ama size şu kadarını söyleyeyim. Ben pislik değilim ama annem de MCA'ya çalışmıyor. Sana yolladığım nektokinezi gücünü engelledin. Neden hala inkar ediyorsun dedi Dylan. Ne var bunda? Bunu bana öğreten oydu dedi Jamie gözlerle beni işaret ederek. Söylesene ona. Bu imkansız dedi Dylan inanmaya reddederek. Normal bir insan bunu yapamaz. İmkansız diye bir şey yoktur. Ellerini iki yana açtı. Hadi ama Alice söyle ona. Ona sadece bomboş bakmakla yetindim. Dylan bana bakarken onun aksine bir şey söylememi beklemiyordu çünkü söyleyemeyeceğimi biliyordu. Neyin var senin? Diye sesini yükseltti Jamie. Tüm bunlar da neyin nesi? Annemizi tanıyorsun Alice. Gerçekten şeytanın varisine inanıyor olamazsın. Bradley böyle tanımlaması hoşuma gitmese de ses çıkarmadım. Dylan başını eğip iki yana salladı. Aslında tanımıyor. Tanımıyor da ne demek? Tanımıyor demek. Kendini kapattı. Jamie artık tahammül etmekte zorlanır gibi başını geri atıp derin bir nefes aldı ve gözlerini tekrar Dylan'a çevirdi. Bunun ne demek olduğunu bilmem mi gerekiyor? Hafızası dedektif, dedi Dylan bıkkın bir ifadeyle. Hafızasını sildi. Jamie'nin gözleri büyüdü ve bakışları anında bana döndü. Hafızanı mı kaybettin dedi şaşkınlıkla. Tanrı aşkına nasıl? Dylan homurdanarak ayağa kalktı ve masanın üzerinden bir elma alıp tezgaha yaslandı. Elmadan bir ısırık alıp hafızasını kendi sildi dedi boğuk bir sesle. Duraksayıp elmadan bir ısırık daha aldı. Bizim hakkımızda hiçbir şey bilmiyorsun değil mi sıradan? Sanırım onun bir pislik olduğu ile ilgili düşünceleri sona ermişti. Jamie Dylan'ın az önce kalktığı yere otururken hala aynı afallamış ifadeyle bana bakıyordu. Yani kendini sıfırladın öyle mi? Bunu yapabildiğinizi bilmiyordum. Gözlerini kısılırken ama neden böyle bir şey yapasın ki diye sordu. Bak Jamie dedim artık sabırsız bir sesle. Koltukta ona doğru döndüm. Tüm bunları açıklamak için zamanım yok. Senin Vargas'la çalışmadığını biliyorum ama Mary onlarla çalışıyor. Onunla konuşmanı istiyorum. Bana yardım etmez ama sana eder. Sen onun oğlusun. Başını hızlı iki yana salladı. Alice sen iyi değilsin. Hatırlamadığın için böyle söylüyorsun ama annem uzun yıllar sana öz çocuğu gibi baktı ve Chris'e de... Kısa bir an sustu. Ardından öfkeyle devam etti. Seni Chris ona karşı doldurdu değil mi? Hafızan silinmişken bundan faydalandı. Nankör herif. Kendimi tutamayarak onu öyle söyleme diye bağırdım. Anlamıyorsun. Hızla kalkıp odanın ortasına doğru ilerledim ve durup ona döndüm. Omuzlarım düştü. O ölüyor. Ne? Dedi yüzünü buruşturarak. Senden ne için yardım istediğimi sanıyorsun? Vargas'a geri dönmek için mi? Kardeşim ölüyor. Vargas'ın yeni model kurşunlarıyla vuruldu diye açıkladı Dylan. Kurşunda bir tür karışım var. Onu iyileştirecek tek ilaçsa Vargas biliyor. Jamie ona inanamayan gözlerle baksa da ayağa kalkıp yanıma geldi. Alice öyle olsa bile anlamadığım bir şey var. Annem MCA'ya çalışmıyor. Amerika senatosuna çalışıyor. Dylan onun bu lafı üzerine güldü ve Jamie'nin kızgın bakışlarını üzerine çekti. Bak Crawford dedi Dylan yarısı yenmiş elmayı tezgaha bırakarak.
Bradley'i zerre kadar sevmem ama böyle bir konuda yalan söyleyecek en son kişidir. Jamie'nin ellerini tutup dikkatini tekrar kendime çektim. Lütfen Jamie, beni gerçekten biraz sevdiysen bana yardım edersin. Seni ne kadar sevdiğimi bili, dudaklarını birbirine bastırdı. Hatırlamıyorsun tabii ama sen benim kız kardeşimsin Alice. Senin için her şeyi yaparım ama eğer annem Meca ya da Vargas her nasılsa ona çalışsaydı bunu bilirdim. İkimizin de Meca denen şeytanı birlikte işimiz olamaz. Öyle olduğunu varsayalım dedi lan. O zaman şunu açıkla dedektif. Amerika'nın en iyi askeri birliğinin bile bulamadığı finansal kaynağımızı sen nasıl buluyorsun? Buna verebilecek bir cevabın var mı? Tabii Meca ile çalışmıyorsan. Jamie'nin dudakları kaydı ve bu benim onlardan farkım dedi. Onlardan daha zekiyim ve kuvvetli bağlantılarım var. Dylan gözlerini devirdi. Alice'in bizim yanımızda olacağını nereden biliyordun peki zeki çocuk? Jamie dudak büktü. Kabul etmek istemesem de siz kaçaklar da fazla zekisiniz. Meca yıllardır abini bulmaya çalışıyor ama hala bir sonuç elde edemedi. Abin onlardan hep bir adım önde oldu ve derin bir nefes aldı. Doğaüstü güçleri olan insanları topladığınızı da biliyorum. Öylesine güçlü bir örgüt Alice'i hala bulamamışsa olabileceği tek yer vardı sizin yanınız. Konuşmanın dağıldığını fark ederek ama sen değilsen bile Mary onlara çalışıyor Jamie diye araya girdim. Bradley'e herkesten çok güvenirim. Dylan'ın söylediği gibi yalan söyleyecek biri değil. Dylan Bradley ile ilgili söylediklerim üzerine masanın üzerinden aldığı başka bir elmadan sert bir ısırık aldı. Jamie ise söylediklerimi onaylamıyormuşçasına başını iki yana salladı. Mecanın bir açığını bulmak için uzun yıllar uğraştım Alice. Senden bile yardım istedim ama sen yapmadın. Yanlış anlama, seni yargıladığımdan değil ama bu süre boyunca annem hep yanımda oldu. Bu da hala neden ölmediğini açıklıyor dedi Dylan. Jamie ona bakınca yapmacık bir şekilde sırıttı. Ah senin bu saçma konuşmaların artık fazlasıyla canımı sıkmaya başladı. Hiç düşünmedin mi dedektif? MCA gibi gizli ve tehlikeli bir örgüte çomak sokmaya çalışıyorsun. Bu kadar çok şey biliyorsan onların masum insanları da gözünü kırpmadan öldürdüğünü biliyorsundur. Peki senin özel klan ne? Sen niye hala hayattasın? Jamie tepkisizce ona bakmaya devam etti ama belli ki Dylan'ın söylediklerini aklını bulandırmıştı. Ben sana söyleyeyim dedektif. Annen seni parmağında oynatmış. Senin yanında gibi görünüp aslında yanlış bir şey yapmanı engellemek için seni hep kontrol altında tutmuş. Bu dedi Jamie sustu. Öylece kala kaldı sanki. Sonunda dudakları kıpırdadığında olamaz diye mırıldandı. Yüzündeki hayal kırıklığını okuyabiliyordum. Kendi kanından birinin ihanetinin nasıl hissettirdiğini iyi bilirdim. Canı yanıyordu ve bu acı başka hiçbir şeye benzemiyordu. Keşke bunları duymak zorunda kalmasaydı. Dylan ard arda cıkladı. Demek ki sandığın kadar zeki değilmişsin. Onun söylediklerini duymazdan gelerek üzgünüm diye mırıldandım. Bunları duymanı istemezdim ama Chris için yardımına ihtiyacım var. Tedaviyi zamanında bulamazsam ölecek. Gözlerini kapatıp bir süre öyle kaldı. Dylan pencereye doğru yürüyüp perdeyi aralarken o da gözlerini açıp inanamıyorum diye mırıldandı. Şimdi Chris'in neden kaç diye başlamıştı ki Dylan'ın birden duvara doğru geri çekilmesiyle sustu. Dylan işaret parmağını dudaklarının üzerine getirip susmamızı işaret etti. Pencerenin açısından çıkarak bize doğru ilerledi ve Vargas diye fısıldadı. Gitmeliyiz. Eli elimi bulurken çoktan kapıya doğru ilerlemeye başlamıştı. Tam kapının önüne gelmiştik ki kapı vuruldu. Dedektif Crawford kapıyı açın. Dylan'la Jamie'nin gözleri bir an buluştu. Meca açın kapıyı dedi güçlü bir ses. Dedektif evinize gizlice giren birileri tespit edilmiş. Eğer hemen kapıyı açmazsanız acil bir durum olduğunu düşünüp kırmak zorunda kalacağız. Jamie bizimle arasındaki mesafeyi kapattı ve Dylan'a bakarak kısık sesle konuşmaya başladı. Arka pencereden çıkar onu. Ara sokaklara girmeyin. Sahil yoluna da sakın sapmayın. Caddede kalabalığa karışın. Ben onları oyalayacağım. Ama diye itiraz etmeye çalıştım. Hadi dedi Dylan beni çekerek odaya girmeden önce Jamie tekrar bana seslendi. Sana yardım edeceğim kardeşim. Şimdi çabuk olun. Pencereden ilk Dylan çıktı ve etrafı taradı. Bir tehlike sezmemiş olmalı ki bana gelmemi işaret etti. Kendimi arka bahçeye attığımda Dylan beni tutarak düşmemi engelledi ve vakit kaybetmeden arka bahçenin duvarlarına tırmanmaya başladı. Duvarın üzerine çıktığında yine etrafı kontrol edip elini bana uzattı. Birkaç dakika sonra arka sokakların birindeydik. Dylan yine etrafı kontrol ederken ben de ellerimi dizlerime dayamış baş dönmesiyle baş etmeye çalışıyordum.
Dilan ilerleyip bir arabanın yanında durdu ve kapıyı açmaya çalıştı. Şaşkınlıkla ''Ne yapıyorsun?'' diye sordum. Bana gözlerini devirdi. ''Ne yapıyor gibi görünüyorum? Araba çalıyorum. Benim arabam.'' Duraksayıp ''Arabalarım.'' diye düzeltti. Evin yakınlarında kaldı. Ama yine de bu ''Alice'' diye uyardı beni. ''Arabaları çoktan bulmuşlardır. Şimdi lütfen akademiye gidene kadar sessiz olur musun?'' Bir an doğruyu duyup duymadığından emin olmak için ona baktım. Ciddi olduğunu anladığımda ''Bana doğru duymadığımı söyle.'' dedim. Arabayı açmaya başaramayınca kapıyı hızla çekip kırarak açtı. Belki yine başka bir an buna gözlerimi büyüterek bakabilirdim ama şu an kafam başka şeylerle meşguldü. Arabanın içine eğilip yan kapıyı açtı ve ''Bin hadi.'' dedi. Öfkeyle dolmama engel olamadım. ''Bunu aklından bile geçirme. Oraya dönmeyeceğim.'' ''Alice, yakalanmak mı istiyorsun?'' dedi o da öfkelenerek. ''Hayır ama o zindana geri dönersem kardeşime yardım edemem.'' ''Zindana falan dönmeyeceksin. Ethan'la konuştum.'' Gözlerim kısıldı. ''Konuştun mu?'' ''Alice,'' dedi sabrının taştığını belli eden bir sesle. ''Bizi kim çıkardı sanıyorsun?'' Ethan yanlış yaptığını kabul etti. Bana katilin sen olmadığını anladığını söyledi. Şaşkınlıkla ona baktım. ''Öyle birdenbire mi yani? Bu sana inandırıcı geliyor mu Tanrı aşkına?'' ''Hatasını anladı işte daha ne istiyorsun?'' diye sesini yükseltti. Kardeşine hala güvenmek istediğini görebiliyordum ama ben güvenmiyordum. Geri döndüğümde yine zindanı boğulayacağımdan adım kadar emindim. Dilan hemen fazla tepki verdiğini düşünerek sesini alçattı. ''Bak, ona güvenmediğini biliyorum ama Ethan bu söz verdiğine bunu tutar. Katille ilgili biz bulmuş zaten. Geri döndüğümüzde onu bulmuş bile olabilir.'' Telefonu titreyince çıkarıp ekrana baktı. ''Kara,'' dedi kimin aradığını belirtmek için. Ardından kulağına götürüp hemen cevapladı. Bir süre karşıdaki sesi dinledi ve arkasını dönüp ''Emin misin?'' diye sordu. Şu an beni göremeyecek kadar dalmıştı ve ben bu anı bir daha yakalayamazdım. Arkamı dönüp hızla koşmaya başladım. Dilan önce beni fark etmedi ama bu uzun sürmedi. Ardından sessizce adımı tısladı ve birkaç kübür savurdu. Peşimden geldiğini biliyordum. O yüzden onun görüş açısından çıktığım an park edilmiş bir arabanın altına kaydım. Hızla sokağa geçerken beni fark etmemişti. Tuttuğum nefesimi dışarı verip birkaç dakika başımı asfalta dayayıp bekledim. Belimdeki silah sırtıma batıyordu. Dilan şu an deliye dönmüş olmalıydı ama umurumda değildi. Akademiye falan dönmeyecektim. Lanet tedaviyi bulmadan geri dönemezdim ve zindanda hafif hayatı çekerken o tedaviyi asla bulamazdım. Ethan'a zerre güvenmiyordum. O yüzden bir yerde gizlenip ortalık durulduktan sonra tekrar Jamie'nin yanına dönecektim. Kimsenin olmadığını emin olduğumda kayarak arabanın altından çıktım, silahı belimden çıkartıp etrafa göz gezdirdim ve buradan uzaklaşmaya karar verdim. Her an Dylan geri dönebilir ya da Vargas beni bulabilirdi. Nerede olduğuma dair en ufak bir fikrim olmadan yürümeye başladım. Bir süre sonra kendimi sahil kenarında buldum. Başım artık öylesine dönüyordu ki etrafımdaki su bana sanki bir adadaymışım gibi hissettiriyordu. Baş dönmeme, mide bulantısı eşlik edince derin bir nefes alıp deniz havasını içime çektim. Bu, mide bulantımı biraz dindirmişti ama baş dönmem hala devam ediyordu. Gözlerimi sıkıca kapatıp bir süre geçmesini bekledim. Ciara. Duyduğum sesle hızla gözlerimi açtım ve Vargas'taki ismim ve bana seslenen kişiyi bulmaya çalıştım. Gözümde dalgalanan görüntüler en sonunda birleşince ben de gördüğüm kişiyle hareketsiz kaldım. Arran tam karşımdaydı artık. Gözlerini bana dikmiş, o da hareket etmeden bana bakıyordu. Yanındaki adamları ise çok sonra fark edebildim. Arran onlara bir şeyler fısıldarken gözleri bir an bile benden ayrılmadı. Üç adam onun söyledikleri üzerine başlarına eğip selam verdi ve karanlığa karışıp kayboldular. Bana doğru ilerlemeye başlarken ben yerimden kımıldayamadım bile. Adrenalini damarlarımda hissediyordum ve bir tarafım çığlık çığlığa kaçmamı söylüyordu ama yapamıyordum. Öylece ona bakıyordum. Ona kilitlenmiştim sanki. Uzun boylu ve oldukça yapılı biriydi. Koyu renk kıyafetleri gecenin karanlığında bile onu gizleyemiyordu. Elinde ise sıkı sıkıya bir silah tutuyordu. Saçlarının önü havalı bir şekilde geri taranmış, sakallı yüzü ise gamzelerine gizlemişti. Farklı görünüyordu. Anılarımın aksine şimdi bakışları daha yumuşaktı. Bir ölüm meleğine göre fazla yumuşak ve Azrail'im şimdi tam karşımda durmuş ve gözleri gözlerime dikilmişti. Silahın sert yüzeyini birden sırtımda hissettim. Belki şu an birçok şey düşünebilirdim. Chris'i ya da Dylan'ı ama beynim uyuşmuş gibiydi. Başım öylesine dönmeye başlamıştı ki belime sarılı elleri olmasa çoktan düşmüş olurdum. Sonunda
diye mırıldandı beni kendine çekerken. Seni buldum sevgilim. Ardından dudakları dudaklarımın üzerine kapandı. İşte böyle dostlar. Bir bölümün daha sonuna geldik. Bu güzel hikayenin yazarı Esmare, ben de Cihan Bozacı. Eğer hala kanallarımıza abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Yeni bölüm beklerken size bir hikaye tavsiye edeyim. YouTube'da arama kısmına Osmanlı Güneşi, sesli kitap, Osmanlı Güneşi, Cihan Bozacı diye yazarsanız çıkacaktır. Muhteşem bir hikaye sizleri bekliyor. Şimdiden keyifli dinlemeler. Yeni bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.